Konularımız bitmedi ama devam ediyoruz. Lig bitti. Süper Lig'de Mausa Türkgücü şampiyon oldu. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası'nda da aynı şekilde Mausa Türkgücü şampiyon oldu. Finalde rakibi Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup etmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Sezon başı da Süper Kupayı almıştı Sarı Yeşilliler ve sezonu 3 kupayla tamamladı Mausa Türkgücü. Az sonra konuşacağız. Tabii Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de heyecan devam etti. Özellikle ligin bitmesiyle birlikte playoff heyecanı yaşandı. Playoff oynanmamıştı. Düşen takımlar belli olmuştu ama özellikle Süper Lig'e yükselme adına büyük heyecan yaşandı ve playoff 2 hafta oynanabildi. İkinci hafta sonunda Miracle Değirmenlik rakibi Esentepe karşısında 3-0 galip gelerek Süper Lig'e yükseldi. Ve Çetinkaya ile Çayna Pazar Gençlik Gücü'nün ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım Miracle Değirmenlik oldu. U15 Ligi vardı. Geçtiğimiz gün Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve Doğan Türk Birliği ile Küçükkaymaklı arasında her iki takım da yenilgisiz gelmişti finale ve nitekim 80 dakika sonucunda da birbirlerini mağlup edemeyen iki takım penaltı atışlarına kaldı ve penaltı atışları sonrasında Doğan Türk Birliği 4-2 kazanarak kupaya uzandı. Tarihinde de U15 liginde ikinci şampiyonluğunu elde etti Doğan Türk Birliği. Ahmet Sami Topçan Kupası vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu akşam onu da konuşacağız. Telefon bağlantılarımız da var. Onlara da az sonra geleceğim. Mausa Türkgücü, Çayna Pazar Gençlik Gücü karşısında 5-1 kazandı. Güzel bir maç, fair play çerçevesinde geçti ve Mausa Türkgücü bir kupayı daha müzesine götürdü. Kadınlar etkinliklerine devam ediyor. Kadınlar Ligi öncesinde bir girişim başlatmıştı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve bugün de Mausa'da gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda Acapulco'da gerçekleşen etkinlik bugün Mausa'da devam etti. Önümüzdeki hafta cumartesi günü ise başkent Lefkoşa'da devam edecek etkinlikler. BTM 2. liginin heyecanı başlıyor yavaş yavaş. BTM 2'de de heyecan dorukta. Dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda fikstür çekimi gerçekleştirildi ve önümüzdeki hafta da BTM 2. Ligi, İktisatbank sponsorluğundaki BTM 2. Ligi başlayacak maçlarına. Genel bir değerlendirme alalım. Program içerisinde ulaşmaya çalışacağız Mausa Türkgücü Teknik Direktörü'ne, Ali Oraloğlu'na. Kamil Arifoğlu bizimle birlikte olacak. A2 Teknik Direktörü Mausa Türkgücü'nün ve Doğan Türk Birliği 15 takım antrenörü Murat Dayer de program akışı içerisinde bizlerle birlikte şampiyonluk duygularını paylaşacak. Kaya Emiroğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten dolu dolu bir sezonu aslında geride bıraktık. 2021-2022 futbol sezonu. Tüm ligler, tüm kategoriler. U17 sadece oynanmadı. U12 veya U10 düşünülüyordu. O da olmadı. Belki yakın zamanda onlar da olur veya önümüzdeki sezon olur. Ama baktığımızda gerek Aksa Süper Lig, Nikosia Grup Kıbrıs Kupası. Ben ilk önce sponsorlara özellikle teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, takdir de ediyorum. Gerçekten baktığımız zaman 15 aylık aradan sonra çok ihtiyaç olduğumuz, sadece sportif anlamda değil, sosyal anlamda da çok ihtiyaçlı olduğumuz bir dönemde, pandeminin hatta daha tam anlamıyla bitmediği, kapanmadığı, devam ettiği bir dönemde futbolumuz yeniden başlarken özellikle Aksa firmasına ve Nikosia gruba ben teşekkür ediyorum ve Turkcell'e de aynı şekilde U15 ligine de onlar sponsor oldular. Aynen. Gerçekten çok önemli bir sponsorluk baktığımız zaman üçü içinde ve ayrıca Kıbrıs Futbol Federasyonu'nu da zaman zaman tabii ki eleştiriyoruz. Birçok sıkıntılar, eksikler, zaaflar oldu ama yine de organizasyondan dolayı ellerinden geleni yaptılar. Ne olursa olsun bir organizasyondur sonuçta ve sağ ve salimen tamamlandı liglerimiz. Hakemlerimiz aynı şekilde. Onlara da teşekkür ediyoruz. Zaman zaman onları da eleştirdik. Eleştiri zaten bizim işimiz ama bizim işimiz eleştiri derken pozitif eleştiri Necmi Ünsal. Yani biz yapıcı eleştiri. Yapıcı eleştiri. Her zaman buna dikkat ettik. Bunu yapmaya çalıştık özellikle programımızda futbol zamanında. Hep buna dikkat etmeye çalıştık. Buna da devam edeceğiz aslında. Önemli olan futbolumuzda daha iyiye nasıl gidebiliriz? Biz en azından spor yazarı olarak devamlı maçlardayız. Organizasyonların içerisindeyiz. Nasıl daha iyiye gider? Bizim de sonuçta gözlem yaptığımız için, gördüğümüz için bizim de bir belli bir fikrimiz doğuyor organizasyon tamamlandığında. Bunların eksiklikler, işte zaaflar, yapıcı nitelikte ne yapabilirsek, ne söyleyebilirsek. Yani gelecek adına, iyileştirme adına. Ki statüleri daha önce konuşmuştuk. Spor gündemi programında, BRT'de hafta içerisinde yayınlanan spor gündemi programlarında ileriki günlerde bunu daha da açarak
bu statüleri özellikle konuşacağız. Gerek Süper Lig, birinci lig statüleri, gerekse Kıbrıs Kupası, Nikosia Grup Kıbrıs Kupası statülerini konuşacağız. Çünkü daha da iyi olması gerekiyor futbolumuzun. Necmi Uysal, çok özlemle bekledik 15 ayın ardından. Sen de ben de sezon öncesi hazırlıklar. Şimdiden özledim Kayamiroğlu. Yani düşünün, Mayıs ayının son haftasıydı ve Haziran ayının ilk haftasıydı, hatırlarsın. Önce Batı'dan başladık. Lefke'ye gittik. Yine Yalova ve Bafülk Yurdu'nu izledik. Daha sonra sen Girne takımlarını, Doğan Türk Birliği, Girne Alkevi hepsini takip ettin. Ben Lefkoşa, Mausa, Mesarya'ya da gittik. Mesarya'ya gittik. Yine birinci takımlarından birçoğunu takip ettik. Mausa Türk Gücü'nü takip ettik. Yonpaş Tumlupınar'ı takip ettik. Elimizden geldiğince gidebildiğimiz ne kadar takım varsa hepsine gitmeye çalıştık. Yine gideceğiz. Yine gideceğiz. Sezon öncesi evet. Hazırlıklarda yine gideceğiz. Dolu dolu bir sezon geçti. Birçok tabii ki gelgitler oldu. Gerek ligdeki performans açısından takımların, teknik direktör değişimleri, ani değişimler hatta, devre arası transferler, takımların performanslarındaki değişiklikler. İlk devrede özellikle Aksa Süper Lig'de çok lider gördük. Bunu konuşmuştuk evet. da. 5-6 tane lider gördük ama sonuçta maddi gücü ve bir anlamda daha sonra da izlediğim kadarıyla manevi de gücü toparlayarak o birlikteliği, camia birlikteliğini, yönetim, başkan, futbolcu birlikteliğini de, teknik heyet birliklerini de göstererek Mausa Türk Gücü'nün bir ağırlığını koyduğunu gördük. Özellikle devre arasında yapılan hazırlıklar ve ilk maç itibariyle ki Yonpaş Tumlupınar'dı. İlk maçı kaybetmişlerdi. Ligin ilk maçıydı zaten. Hem derbi hem de yani lige yeni çıkan bir ekip ve kendi evinizde. Ve merak edilen futbolcular da vardı. Mikael Pote gibi. O gün golünü de attı. 2-1 kazandı Mausa Türk Gücü. 10 kişi de kalmıştı maçın son bölümünde ama Mausa Türk Gücü ikinci devre iyi bir başlangıç yaparak devamını getirdi baktığımızda. Ve dolayısıyla da o liderlik son hafta aldığı, ilk devrenin son haftasındaydı yanlış hatırlamıyorsam, aldığı liderliği ikinci devrede vermeden, bırakmadan devam etti. Takibe bir müddet devam etti takımlar ki ben özellikle Merida Alsancak Yeşilova'nın sonuna kadar o takibi devam ettireceğini düşünüyordum ama olmadı. Kolay değil tabii ki, onlar da sezon içerisinde teknik adam değişikliği yaşadılar. Takımdan aniden ayrılan futbolcu oldu Fidelis, yabancı futbolcusu. Büyük kayıptı. Tabii ki kesinlikle, yani takıma iyi adapte olmuştu. İlk devrede iyi bir performans vardı. Ama Merida Alsancak Yeşilova'nın ikinci devredeki performansı biraz daha düşük olunca doğal olarak o şampiyonluk mücadelesine çok fazla asılamadı. Ama bazı takımlar da bir anlamda mevcut maddi güçlerini veya işte kapasitelerini bir yere kadar zorlayıp sonra baktılar ki bizim için işte ilk 5, ilk 3 yeterlidir. İşte Lefke, Gönyeli özellikle. Lefke tabii ki son hafta ikinciliği kaçırdı. Evet. Yani ciddi bir şans geldi eline ama orada yakalayamadı Türk Hoca ile. Berabere kaldılar o maçta ve olmadı. Ama baktığımızda yine de genel olarak Mausa Türk Gücü'nün ağırlığını ciddi şekilde sadece futbolcu kalitesi değil, takım oyunuyla da ağırlığını ciddi şekilde koyduğu, hissettirdiği bir ikinci devre özellikle. Ligin ikinci devresi gördük ve sonuçta da Mausa Türk Gücü şampiyonluğa ulaştı. Tabii ki hemen arkasında olan takımlar da sonuçta belli bir performansı gösterebilmiş takımlar. Her ne kadar teknik adam değişiklikleri yaşasalar da, sezon içerisinde gelgitler olsa da. Ama yine de şunu söyleyebilirim ki gelgit diyoruz, en önemlisi Türk Ocağı'ndan işte Ertaç, Remzi, Kandi ve Bilal'ın bir anda dört futbolcunun, ki pek alışık olmadığımız tarz bunlar, değişiklikler, doğrudur, transferler, bir anda Mesarya'ya gitmesi. Tabii ki Mesarya zaten iyi bir takımdı ama spesifik olarak eksik yerleri vardı. Onu tamamladılar. Yani artı oldu onlar yani için. Gol atan, gol atmakta sıkıntı çeken bir Mesarya vardı ilk devre adına. İkinci devre bu ihtiyaç giderildi. Tabii kesinlikle ve ligin aslında ilk sezonu, ligi iyi bir yerde bitirdiğini düşünüyorum Mesarya'nın, başarılı bir şekilde. Tabii orada da belli değil şu an Nazım Hoca kalacak kalmayacak. Yani göreceğiz. Birazdan transferleri de konuşuruz. Aynen. Tabii. Onda bayağı bir hareketli. Hemen başladı işte Mausa Türk Gücü Isaac. Aynen. Transferi. Onu da hep konuşacağız tabii ki. Transferler tabii ki önemli. Erken transfer her zaman için. Takımlar artık plan programı iyi biliyor Kayamiroğlu. Yani tabii, erkenden yapıyor. Doğrusu da bu.
Avrupa'da adaptasyon süreci. Avrupa'da transferler genelde Şubat Mart ayında planlanıyor hemen Necmi. Yani zaten ikinci devrenin ortalarına gelindiği zaman profesyonel ortamdan bahsediyoruz ama ikinci devrenin ortalarına gelindiği zaman artık takımda işte bu sportif direktör veya kulüp yöneticileri takımda neyin eksik olduğunu, neyin zaaf olduğunu az çok görebiliyorlar. Teknik direktörle veya gelecek olan teknik direktörle oturup bir sezon planlaması yapabiliyorlar. Tabii profesyonel ortamda kurumsal bir yapı vardır. Ciddi bir bütçe vardır, ciddi bir para vardır. Doğaldır, daha rahat olur. Bizde o durum yok ama baktığımız zaman yine bütçesi iyi olan kulüplerin ki başta Mausa Türk Gücü evet. geliyor. Hemen transferde erken davranması çok ciddi bir pozitif bir gelişmedir. Bu da teknik heyetin ne kadar ciddi ve titiz çalıştığını gösteriyor. Tabii ki yani analiz. Eksiğimiz neresi bizim? Tabii analizler konusunda özellikle Mausa Türk Gücü teknik heyeti başta teknik direktör Ali Oraloğlu olmak üzere ciddi bir çalışma yapıyorlar. Geçmiş yıllara göre daha da ciddi çalışıyorlar. Belli ki bizim de sezon içerisinde aslında özellikle ilk devrede hatırlarsan söylemiştik. Savunmanın göbeği iyi futbolcular, kötü futbolcular değil. Halil Uçar, Yusuf Beyazi, işte Bünyamin ama belli sıkıntılardan dolayı o göbek kısmı birazcık aksamıştı. Ve o aksamayı belli ki Mausa Türk Gücü yönetimi de veya teknik heyeti de iyi gördü. Dolayısıyla önümüzdeki sezon için ki Adil'in de ayrılması var zaten. Adil savunmada da göbekte de oynayan ve iyi oynayan, iyi performans gösteren tecrübeli bir isim zaten. Onun ayrıldığını açıklamasının ardından oraya hemen iyi bir transferi. Osman da dönecek. Tabii ki. Yani. Osman Türk o da alternatif en azından. Tecrübesi biraz daha az ama Süper Lig'de artık bir adım atacak sonuçta. Isaac'in ben alternatif olacağını düşünüyorum. Ama Isaac iyi transfer. İyi transfer. Ve yani bir sen de izledin, ben de izledim. İyi Isaac, bir alternatif olacak. Şimdi savunma futbolcuları Necmi Ünsal artık özellikle son Avrupa Şampiyonası'nda özellikle dikkat ettik, izledik. Birçok savunma oyuncusu, göbekte oynayan savunma oyuncuları özellikle daha çabuk, daha seri. Yani oyun kurma özelliği olan. Tabii ki aklıma gelen işte İtalya'dan Bonucci mesela. İngiltere'nin savunmasında oynayan futbolcular. Birçok futbolcu özellikle dikkat ediyorum. Daha çabuk, daha seri topu oyuna daha çabuk koyan, pas yapma özelliği olan ve savunmadaki müdahalelerde kritik de olsa daha erken hareket eden tarzda oynayan futbolcu. Bu bir profildir. Bu profile bence Isaac %100 olmasa bile uygun. Mausa Türk Gücü'nde de bir ihtiyaç var sonuçta. Tabii Yusuf Beyazi dönecek. O da sakatlıktan kurtuldu. Dönecek sonuçta. Yani alternatifte olması Mausa Türk Gücü için bir avantaj baktığımızda. Ama nasıl bir performans onu artık lig başladığında göreceğiz. Yani Mausa Türk Gücü için yine de ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Isaac'in. Evet. Diğer takımlara da bir el atalım ama az sonra telefon bağlantılarımız da olacak. Genel değerlendirmede beklentilerin altında kalan takımlar sana göre bu yıl adına kimler olduğu, Doğan Türk Birliği'nin bir şampiyonluk hedefi vardı ama bu hedefine yine ulaşamadı Doğan Türk Birliği. Kupada final oynadı, onu da kazanamadı. Lefke, Gönyeli gibi takımlar, Cihangir, bunlar daha yukarılarda olabilirdi diye düşünüyorum. Özellikle Küçük Kaymaklı 10. sırada bitirdi. Playout'a kalmayı son hafta kurtardı ama bu tip takımların daha yukarıda olması beklenmez miydi? Tabii az önce söyledim, birçok takımın teknik direktör değişimleri sıkıntı oldu. Şimdi bir antrenöre futbolcu alışır, onun oyun tarzına, oyun anlayışına kendini adapte ettikten sonra daha rahat oynamaya başlar. Evet. Çünkü o da teknik direktör de kendisini zaten ona göre motive eder veya yönlendirir. Şimdi alıştığınız bir teknik direktörle oynamak her zaman en iyisidir ama bazen de teknik direktörün kimyası tutmayabilir. Uyuşmuyor bazen. Yani Cihangir'de mesela bu yaşandı. Çok iyi başladılar. Hasan Burgaç hocayla çok iyi bir başlangıç yaptı Cihangir. Doğan Türk Birliği'ni yenmişti ilk maç 2-1. Sen evet, de beraberdik evet. Açılış maçı. Ve Doğan Türk Birliği zaten o maçtan itibaren eleştirilmeye başlandı. Daha ama ligin ilk maçında. İlk maçında işte 30 kişilik bir kadroyla sezon öncesinde başlayan hemen hemen her futbolcusunu deneyen bir Doğan Türk Birliği'nin ki transferler de vardı. Tansiyen, Halil Turan gibi daha iyi bir performans veya galibiyetle başlama durumu bekleniyordu. Olmadı ama Cihangir iyi başlamasına rağmen devamını getiremedi. Önce teknik adam değişikliği, sürpriz bir değişiklik biraz da. Hala daha sebebini bilmiyoruz. Yani sonuçta bilmiyorum yani. Yani anlaşamadılar, ayrıldılar. Yani sonuçta bir ayrılık ama oldu ama. Ama başarılı gidiyordu. Kim geldi? Emre Hoca geldi. Emre Perçinci bir nebze bir katkı yaptı ama
o da yani bir iki maçtan sonra devamını getirmedi. Bana göre kimya uyuşmadı Necmi Ünsal. Başka sebepleri de vardır. Yok değil. Yani aile kendi içerisinde onu dışarıya yansıtmayabilir. Tabii. Cihangir'in yalnız güzel, iyi bir yapısı var baktığımızda. İşte o küçük köyün büyük hikayesi. Evet. Ama küçük derken işte küçük kalalım, hedefsiz olalım yok. Bir hedef var. Cihangir kupa başarısından sonra zaten sürekli vitesi artırıp işte seviyeyi yükseltip lige başlama hedefinde oldu. Belki teknik adamların yapısı, işte anlayışı yönetimin hedeflerine uymamış olabilir. Bu da olabilir. Bana göre Toygar Davulcu doğru tercih. Geçiş yılıydı sanki. Yani bu geçmiş sezondan çok şey kazandığını düşünüyorum. Cihangir'in tecrübe kazandığını ve yeni sezonda daha iyi bir Cihangir olacağını düşünüyorum. Olacak. Ben öyle tahmin ediyorum ki olacak ama şu an transfer Cihangir'de netleşen transfer yok. Yani açıklanan yok. Açıklanan yok. Bence yapılması gereken transferler var. Kesinlikle var. Kaleciler işte Hamit'le başlanmıştı. Daha sonra diğer kaleci geçti. O da oynadı. Yani kaleci sıkıntısı yaşadı Cihangir ama tecrübesizlik de var. Kolay değil ilk sezonları arkadaşların takımda. Tecrübeli isimler vardı. İşte Nurettin, daha sonra gelen Erol, birçok futbolcusu. Özellikle Muhittin'i mesela bu sezon ilk kez yorum attı, attırdı. Goller var. Yani biz keyifle izledik açıkçası. Ama bir Michali'nin gidip gelmesi... Yani futbolcu takım arkadaşlarında motivasyonu kırdı. Kesinlikle. Yani Toygar Davulcu belki de ikinci devreye başlarken Michali'nin olduğu bir ideal kadro düşünmüştü ama olmadı. Olmayınca şimdi ciddi bir golcü Michali. En çok gol atan futbolcu pozisyonunda, takımın gol yükünü bir anlamda çeken bir isim. Şimdi o yok ki geldikten sonra da baktık performansına Necmi Ünsal. Yani bekleneni çok fazla veremedi tabii ki. Doğal olarak da Cihangir inişli çıkışlı bir grafik oldu ama ben Toygar Davulcu'nun bu analiz kısmına önem verdiğini düşünüyorum. Erken de bir karar verildi. Cihangir bana göre doğru yaptı. Daha belki de bir ayı geçti yani. Toygar Hoca'nın Cihangir'de devam edeceği konusu ki netleşeli. Ne oldu? Toygar Hoca şimdi daha rahat davranacak. Şu an planı programı hazır. Tabii, ne zaman sezonumu açarım, evet, bu takıma hangi takviyeleri yaparım. Nasıl bir çalışma prensibi olacak, işte yol haritası nasıl olacak. Şimdi rahat bir şekilde, kafası rahat bir şekilde yönetimin desteğini alarak çünkü. Bir basın açıklaması yapıldı, bir fotoğraf gösterildi orada. Demek ki Toygar Hoca'ya bir güven de var. Toygar Hoca bu güvene layık olur mu? Bence olur. Kesinlikle. Hani altından kalkar ama. Daha önce kupa şampiyonluğu da yaşamıştım. Şimdi artık Cihangir'in hedefi ne olmalı ki sezon başında hatırlarsın. Türk Ocağı'nın da bir hedefi var. İlk şampiyonluğu. Evet. Bu olmalı zaten. Yani Cihangir'in de hedefi olmalı. Veya ilk üç, yani o kademede, yani üst seviyede bir pozisyonu hedeflemesi lazım. Bence Cihangir'in artık şampiyonluk için zamanı geldi. O potansiyeli var. Yönetimsel olarak gerek altyapı gerek tesisleşme yolunda. Evet. Büyüyen bir yapı. Tabii kesinlikle. Altyapısı da zaten çalışıyor. Dolayısıyla da artık Cihangir'in hedef büyütmesi gerekiyor bana göre. Küçük kaymaklı gençlerle başladı. Eleştirildi. Ben negatif eleştirmedim. Çok da genç oyuncusunu dışarı verdi. Ve buna rağmen yani ayrılanlar da vardı. Barkın zaten. Özellikle. Evet, Barkın, Taner vesaire. Yani diğer genç futbolcular da aynı şekilde. Ama ben yine de küçük kaymaklının başarısız olduğunu düşünmüyorum. Playout'ta oynayabilirdi. Playout'ta da kalabilirdi. Ama daha yukarıda da olabilirdi. Sanki. Olabilirdi tabii ki ama yani gençler tecrübesiz değiller. Ama genç bir kadro. Yani birbirlerine alışmaları lazım. Belki de bu kadro son birkaç yıldır oynuyorlar birbirleriyle ama tam anlamıyla ideal bir kadro oluşumu biraz geç oldu Küçük Kaymaklı'da. Bana göre taktiksel sıkıntılar da oldu. Yani Küçük Kaymaklı'da hedef her zaman başarıdır. Ama Küçük Kaymaklı bu yıl hep kontra futbolu tercih etti. Yani artık rakipleri geçtim. Çok fazla risk. Tribüne gelen herkes Küçük Kaymaklı'nın nasıl oynayacağını ezberlemişti. Evet, çok fazla risk almadan oynamak istedi. Nitekim kupada da bunun bedelini ödedi Necmi Ünsal. İkinci maçta özellikle. İlk maçta iyi oynadılar. Göze hoş gelin futbol bekliyor insanlar kaymaktan. Evet. Yani o olacak. Bence olur. Ki olmaz hoca demiş. Değişikliği var. Şimdi merak Nazım Hoca'nın sesleri var. Nazım Hoca'nın adı geçiyor. Geçiyor ama net bir şey yok. Ama Küçük Kaymaklı eğer korkulu rüya görmek istemiyorsa belki de bir statü değişikliği de olur Haziran ayında. Bilemeyiz. Takım sayısının azaltma veya yabancı konusu. Dolayısıyla da şu an her şey net değil Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu açısından baktığımızda veya ligin statüsü. Dolayısıyla da bana göre hani Küçük Kaymaklı'nın teknik direktörünü erken belirlemesi lazım. Aynen öyle. Katılıyorum.
Diğer takımlar Türk da... Ocağı, Türk Ocağı çok enteresan en fazla bir. Beklenen soru şu an Ertaş ve ekibi dönecek mi, dönmeyecek mi? Hala belli değil. Bir bilgi aldık dün. Ama hala belli değil. Yani net değil kimin teknik direktör olacak. Ama onun öncesinde başkan yönetim kim olacak? O da belli değil. Evet, bölüyorum seni. Döneriz az sonra. Ali Oralı hattımızın ucundaymış. Mausa Türk Gücü teknik direktörü. Ali hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Kaya Emiroğlu ile birlikte futbol zamanında yorumluyoruz, ligi değerlendiriyoruz. İyi akşamlar hocam. Kaya, iyi akşamlar, iyi yayınlar sana da. Teşekkür ederim. Evet hocam, zorlu bir süreç, uzun bir süreç ve 3 kupayla tamamlanan bir sezon. Önce Süper Kupa şampiyonluğu, ardından lig şampiyonluğu ve geçtiğimiz hafta da Nikosya Grup Kıbrıs Kupası şampiyonluğunu müzenize götürdünüz. Sizin gözünüzde nasıl bir sezon geçti? Duygularınızı alayım hocam. Tabii ki her sezon zor olduğu gibi bu sezon da zordu. Çünkü hiçbir zaman şampiyonluklar kolay gelen bir şey değildi. Dolayısıyla bu zorlu süreci en iyi tamamlayan, en iyi değerlendiren, en iyi götüren şampiyonluklara ulaşıyor, kupaları alıyor. Evet. Biz de ekip olarak, tabii ki öncelikle futbolcularımı kutluyorum buradaki şampiyonluklarından dolayı. Tabii ki biz ekip olarak, ekip derken de başkanımız Koral Bozkurt, yönetim kurulumuz, teknik eğitimdeki yardımcılarım, futbolcularımız, taraftarlarımız gerçekten bir ekip gibi. Her zaman galibiyetleri isteyen, her zaman birlikte olumlu şeyler düşünen, her zaman iyi çalışan ve her zaman da sahaya çıktığı zaman istediğini bilen bir grup olarak gerçekten bu ekiple bu şampiyonluklara ulaştığımızı düşünüyorum. Tabii ki burada sezona başlarken 3 kupa hedefi koymuştuk. Hı hı. Arka arkaya 3. yıl şampiyonluğu alma hedefini koymuştuk. Çok şükür ki bunlara ulaşabildik. Bunlara ulaşırken de gerçekten zorluklar yaşadık. Sezon öncesinde bir röportajda işte pandemi nasıl değerlendirilir, nasıl yapılır gibilerinden bir röportajımız olmuştu. Pandemi hiçbirimizin bilmediği bir durumdu demiştim. Bu pandemi sürecini en iyi değerlendiren, burada yaşayacağı tecrübeleri, geçmiş tecrübeleri en iyi şekilde değerlendiren kulüpler, takımlar bu şampiyonluklara ulaşacaklar demiştim. Çok şükür ki biz doğru yolu izledik, iyi çalıştık ve en sonunda, günün sonunda sezon başında Süper Kupa, ardına lig şampiyonluğu 3 kez arka arkaya ve en sonuncusunda da 4 yıldır Kıbrıs Kupası'nın finalini oynayan Mausa Türk Gücü bu yıl tekrardan kupa şampiyonu olarak, çifte şampiyon değil aslında, 3 şampiyonluk birden aldı. Dolayısıyla ben en başta futbolcularımı kutluyorum, camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizim için bu sezonun hikayesi açıkçası bu şekildeydi. Evet hocam, tabii sezon bitti, şu an tatildesiniz ama yeni sezon hazırlıkları da başladı. Özellikle takımdan ayrılan bir isim var, önemli isim Adil ayrıldı. Dün de bir transfer yaptınız, Isaac transferi savunma hattına. Yeni sezon hazırlıkları ne zaman başlayacak hocam? Tabii ki şimdi bir sezon bittikten hemen sonra başkanımızla oturduk, konuştuk, değerlendirmeler yaptık. Muhakkak ki biz hiçbir futbolcumuzun bizden ayrılması taraftarı değildik. Adil de bizim için çok değerli, şampiyonluklara çok büyük katkılar koymuş bir futbolcumuzdu. Tabii ki görüşmelerinde anlaşamadıkları veya kafası uymadığı noktalar vardı. Bunu futbolcunun açısından da düşündüğümüz zaman olumlu karşılamak lazım. Isaac savunma hattımızı güçlendirme adına yapmış olduğumuz bir transferdi. Sezon boyunca izlediğimiz, takip ettiğimiz, zaten ilk yarıda da baktığımız, ligin ilk yarısına baktığımız zaman da Gönlüyer'in en az gol yiyen takımlardan biri olduğunu da dikkate aldığımızda Isaac'in başarısı da ortadaydı. İnşallah bizde daha da başarılı olacak. Yeni sezon hazırlıkları ilerleyen haftalarda tarihi daha net belirleyeceğiz. Şu an için tatildeyiz ama dediğim gibi takımla ilgili, takımımızı nasıl daha iyi noktaya taşırız önümüzdeki yıl. Çünkü 4. arka arka şampiyonluğu istiyoruz. Kulüp tarihimizde biliyorsunuz 3 yıl arka arka şampiyonluğumuz yok. Kıbrıs futbol tarihinde de 4 yıl arka arka şampiyonluk yaşayan bir tek Bafülkürdü takım var. Biz Bafülkürdü'nün bu rekorunu diyeyim egale etmek istiyoruz. O yüzden de transfer çalışmalarımız, kendi içimizdeki futbolcularla ki görüşmelerimiz
Devam ediyor. İnşallah en iyisini, en doğrusunu Mausa Türk Gücü için, camiamız için başkanımızla, yönetim kurulumuzla hep birlikte yapmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. İnşallah da bunları yapacağız. Evet, zaten bu söylediklerinizden sonra hedef de belli oluyor. Mausa Türk Gücü'nde yeni sezonda hedef yeniden şampiyonluklar. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım ve teşekkür edeyim. Tabii ki şunu ekleyebilirim. Zaten Koral Bozkurt başkanımız göreve geldikten sonra Mausa Türk Gücü'nün hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtti. Ben de zaten her zaman her platformda söylediğim bir şey var. Mausa Türk Gücü tüm kupalara taliptir ve inşallah da bundan önceki son 3 yılda olduğu gibi önümüzdeki yılda bu kupaları almaya devam edeceğiz. Onun için de var gücümüzle, canı gönülden çalışacağız. İnşallah istediğimiz, tekrar hedeflediğimiz şampiyonluklara da ulaşacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam. Yeni sezonda başarılar hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Ali Hoca'yı dinledik. Zaten yabancı olmadığımız bir açıklama. Hedef her zaman şampiyonluk dedi Mausa Türk Gücü'nde. Zaten bu da tarihimizden gelen bir olay. Mausa Türk Gücü'nde her zaman hedefler şampiyonluk olur. Mausa Türk Gücü'nün mevcut oyunu, seviyesi, kaliteli yabancı transferleri bir anlamda genel olarak ligin de seviyesini artırdı aslında. Ama bu noktadan sonra artık diğer takımların da şampiyonluk isteyen, hedefleyen diğer takımlarında Mausa Türk Gücü'nün işte oyun anlayışına dikkat ederek veya hatta Mausa Türk Gücü'nü iyi analiz ederek sezona hazırlıklarını veya hedeflerini koymaları lazım. Evet. Necmi Uysal, yani seviye şu anda Mausa Türk Gücü'dür. Çünkü son 4 sezonun kupa finalisti ve son 3 sezonun da şampiyonu. Bu kadar başarı ve süper kupa da var arada. Ki oynanmayan bir sezon var. Oynansa evet. Belki de yine lig şampiyonu olur. Yani o büyük ihtimalle olacaktı da. Ama baktığımız zaman genel olarak Mausa Türk Gücü şu anda ligi domine eden bir pozisyonda. Demek ki ligin en iyi takımı Mausa Türk Gücü. Kesinlikle. Bu noktada diğer takımların eğer şampiyonluk, başarı, ilk üç gibi hedefleri olacaksa, istiyorlarsa ki bence isteyen takımlar vardır. Muhakkak vardır. Sponsorlara olan takımlar var. Daha fazla başarı isteyen veya başarıya aç durumda olan takımlarımız da, kulüplerimiz de var. Uzun zamandır şampiyonluk yaşayamayan takımlarımız var. Dolayısıyla da bu noktada Mausa Türk Gücü'nü aslında bir anlamda geçebilecek veya onun seviyesinde en azından olabilecek bir takım kurgusu, kadrosu ve hazırlanması yapmaları gerekiyor en azından. Her takımın tabii ki kendine göre bir tarzı olacaktır. Her teknik direktörün de kendine göre bir oyun tarzı, oyun anlayışı olacaktır muhakkak ama bunu sahaya yansıtırken belli bir performansın, kalitenin de üstüne çıkmak durumunda şu anda. Yani bu 21-22 futbol sezonunda gördüğümüz Necmi Uysal. Devam ederiz. Sizden telefon bağlantımız var. Aynen. Az sonra devam edeceğiz Süper Lig yorumuna ama araya girelim. Az sonra konuşacaktık zaten Ahmet Sami Topçan Kupası ile ilgili A2'liklerini de bir değerlendirecektik ve şu anda da attığımızın ucunda Mausa Türk Gücü A2 takımı teknik direktörü Kamil Arifoğlu var. Aynı zamanda Ahmet Sami Topçan Kupası'nın da sahibi olmuştu Mausa Türk Gücü. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Necmi. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Evet hocam, güzel bir sezonu geride bıraktınız. Öncelik şampiyonluğu 30 haftada 29 galibiyet, 1 beraberlik. Gerçekten kırılması çok zor bir rekora imza attınız. Atılan 180 gol, kalenizde gördüğünüz 11 gol. Aynı zamanda en çok gol atan ve en az gol yiyen takım oldunuz. Ve ardından da Ahmet Sami Topçan Kupası'nda Çaynapazar Gençlik Gücü karşısında 5-1'lik galibiyet ve tarihinizde olmayan bir kupayı müzenize götürdünüz hocam. Nasıl bir sezon geçti Kamil Arifoğlu'nun gözünden bir dinleyelim hocam. Tabii bu sezonu değerlendirirken sadece sezonu kendi içerisinde değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü yani uzun süreden beri yeni yönetimin yeni başkanın gelmesiyle, Koral Başkan'ın gelmesiyle ve yeni yönetimin gelmesiyle yeni bir organizasyon oldu kulüpte. Biz de bu organizasyonun içerisinde yer aldık. Yani İlk göreve başladığımız 3 sezon önce epey sıkıntılarımız vardı. Onları süreç içerisinde aştık. Yani takımın bir olgunlaşma süreci oluştu. Yani son 2 senede işte 2 sezonda üstte oynadık. Daha doğrusu son 3 sezon üstte oynadık. Geçen sene şampiyon olduk. Bu sene de
birinci bitirmeyi başardık. Tabii çok çalışma oldu. Yani bunu açıkça da söylemek lazım. Yani kulübün kendi bünyesi de bizler de çalışarak bugünlere geldik. Çünkü çalışmadan da her şey olmuyor. Epey uğraşımız oldu. Büyük emek bu sene de meyvelerini ortada aldık. Büyük emeğiniz var. Yani bütün tabii bütün yönetimin, Sayın Başkan'ın, bizlerin, benimle çalışan Kemal Hocam'ın, yöneticilerimizin hepsinin çok emeği var. Bütün emekler bir yerde birleştiği zaman zaten bir değer üretebilirsiniz. Yoksa hiçbirimizin tek başına bir değeri sınırlı oluyor. Yani bütün camia da bunları istediği. Süreç odaklı da çalışınca bu raddeye geldik. Umarım bundan sonra da devam eder. Zaten kulüpte bir yapılanma oluştu. Yani bu süreç içerisinde yine üstte oynayacak bir ekip oluştu. Oluştu diye düşünüyorum ben. Bizim için önemli olan daha takıma oyuncu vermemiz oldu. Evet. Yani takıma da 5 oyuncu verdik. Bunlar da orada oynadılar da başarılı da oldular. Bu bizim için ayrı bir mutluluk. Bunun yanında 2 tane oyuncumuz da Türkiye'ye Samsunspor'a gitti. Onlar da 17-20 takımında direkt oynuyorlar. Doğrudur. Bu ayrıca bir sevindirici bir durum hem kulüp için hem yani bütün camiamız için, bana göre Kıbrıs futbolu için de buralarda doğru işler yapıldığının da bir göstergesidir. Bu yaptığımız işlerin de doğru olduğu düşüncesindeyim. Çünkü çocuklar gitti ve orada direkt de oynuyorlar ve başarılı da oluyorlar. O zaman zaman onlarla da iletişim kuruyoruz. Bayağı da mutludurlar. Umarım devam ederler. Evet, aslında çok çok iyi bir takım hocam bu yıl. Mausu Türk Gücü zaten gösterdi bunu. Önümüzdeki sezon bu takımda olmayacak olan var mı hocam? Yaşı dolan futbolcunuz var mı? Yeni sezon vardır. Yani takımın nüvesinde bir değişiklik olacak. Hı hı. Peki sizin görüşünüz ne hocam? Yaş kaç olmalı genç takımlarla ilgili? Çünkü yani ben, birçok hoca yani bu güzel bir soru aslında. Bize ilk defa siz soruyorsunuz. Kimse sormadı bu konularda. Bu konularda fikrimiz pek de alınmıyor. Yani burada bir de sitem edeceğim ben. Çünkü yani ülke futbolunun profesyonel bir düşünce içerisinde düşünülerek bazı değişimler yapılıyor. Ben çok yaşların çok aşağıya inilmesinden yana değilim. Çünkü neden? Bakıyoruz Türkiye'de 19 var. Doğrudur. Bizde de böyle bir düşünce var. Yani U21'den U19'a inme düşüncesi var ama ben bunun çok da doğru olacağı düşüncesinde değilim. Çünkü neden diyeceksiniz? Oralarda biraz da uzun sürmesini de istemem ama bu soruya cevap vereyim. Yok hocam, buyurun buyurun. Süre sizin. Yani biliyorsunuz orada U12, U10 çocuklar çok maç yaparak U15-U17 geliyorlar U19'a kadar. Yani bir olgunlaşma oluyor oyuncular. Çünkü bu gereklidir. Her oyuncunun bir olgunlaşma süreci vardır. Yani o antrenmanın sıklığı, antrenman süreleri, antrenmanın şiddeti, kalitesi, bunlar bir oyuncunun gelişiminde çok önemlidir. Yani bunlara bakarak bir oyuncu da gelişiyor ve bir noktaya geliyor. Şimdi bizim ülke futboluna baktığımız zaman biz yani profesyonel değiliz. Yani bu çocuklar olgunlaşsın. Yani U19'a geldiği zaman bir oyuncu onu A takıma vereceksiniz, çok da kolay değil. Tabii ki yetenekli oyuncular aradan sıyrılıyor. Bu ama özellikle üst yapının daha profesyonel bir çalışma içerisinde olduğu, yani A takımların daha profesyonel bir çalışma içerisinde olduğu durumda oyuncuyu hazırlayıp A takıma vermek çok da kolay olmamaktadır. Onun için ben diyorum ki yani U20 kalsın veya U21 devam etsin. Yani tekrardan o 2 yaş birden aşağıya inmenin sıkıntılarını süreç içerisinde yaşayacağız düşüncesindeyim. Çünkü çocukları düşünün, biz U17 bile yapamıyoruz. Yani U17'den U19'a o geçişi sağlayamıyoruz. Bunlar nasıl olacak? Evet. Yani birazcık bunları sorgulamak lazım, düşünmek lazım. Bir adım atarken geriye bakmak lazım. Tabii dünyada işte farklı ama biz o yapıyı kurmamız için daha zamana ihtiyacımız var. Evet tabii hocam, bu dedikleriniz doğru ama işte bir yıl şöyle olsun, diğer yıl böyle olsun diyerek bir yere varamayız. Bu dediğiniz şeyler de uzun vadeli programlanmayla olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Tabii de çok aceleci davranmamak lazım. Yani biraz bakmak lazım, sormak lazım, görmek lazım, bilmek lazım. Yani çok aceleci davranırsak hata yaparız. Evet. Yani bu işler, yani bir adım atalım derken hemen adımı atalım, gitsin, yürüsün de ne olacak, sonra arkaya tekrar bakalım, tekrar değiştirelim diye değil yani. Yani bunu bilmek lazım. Sonra yani oyuncuları
başka kulüplere veriyoruz. Orada da gelişimleri duruyor. Yani bu da çok, yani verelim orada gelişsin diyoruz. Bu defa da verdiğimiz oyuncuların gelişimi duruyor. Çünkü 19'dan sonra oynayamayacak artık. İyi bir oyuncuyu veriyoruz X kulübe. Oradaki antrenman, yani antrenman kalitesinin veya antrenmanın sıklığı veya her türlü kaliteyi ele aldığınız zaman istediğiyle çocuk karşılaşamıyor. Ki benim oyuncularım da var, öyle konuşuyoruz zaman zaman. Ve bu şekilde o gelişim de duruyor, kalıyor orada. Yani takıma da çıkması, tekrardan dönmesi biraz zor oluyor. Evet, peki. Kaya Emiroğlu, sorunlar mı? Hocam, tabii ki en önemli sezon açısından baktığımızda bana göre namağlup bitirmeniz de çok önemliydi. İşte Cihangir maçında kupayı aldınız ama sonraki iki maç da birazcık stres oldunuz. Namağlupluk devam etsin ve ligi öyle tamamlayalım. Hem ligi tamamladınız namağlup, bir daha mesela bir Topçan Kupası'nı aldınız. Dolayısıyla da orada da namağlup kaldınız ve ilk kez Ahmet Sami Topçan Kupası'nı da almış oldunuz. Tabii namağlup olmak da, namağlup devam etmek de sezon içerisinde biraz tabii stres, sıkıntı belki de yaratmıştır sizde, oluşturmuştur. Ama ben yine de şunu söyleyeyim, sezon öncesi hazırlık çok iyi geçirdiniz. Yani ben zaman zaman izleme şansını da buldum sizi. Sezon öncesi hazırlığı çok iyi geçirdiniz ve sezon içerisinde yansıması da çok iyi oldu. Özellikle Ahmet Sami Topçan Kupası'nda naklen yayınlandı. BRT'den 90 dakika izleme şansımız da oldu doğal olarak. Diğer maçları çok fazla izleyemedik ama o maçı izlediğimizde futbolcuların birbirleriyle uyumu, takım oyunu gerçekten çok iyi. Kolay değil altyapıda bu tür şeyleri başarabilmek. A takımlarda bile bazen yıllar istiyor bir takımın birbirlerine uyumlu, çok iyi bir oyun anlayışıyla sahada pozitif bir şekilde sürekli galip gelmesi ve namağlup gitmesi. Biraz bunu da aktarabilir misiniz? Nasıl başardınız? Belki bir sırdır ama en azından biraz bunu da spor severler dinlesin. Teşekkür ederim Kaya Hocam. Yani şunu söyleyeyim, ben aslında bunun için çok da bir sırrı yok. Biz iyi çalıştık. Yani bu disiplini bir şekilde oyuncularımıza da bunları anlatarak çalışmanın çok önemli olduğunu aktarmaya çalıştık. Burada da başarısız olmadığımızı düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim ben, yani bir süreç odaklı çalıştık. Uzun süreden beri hazırlanıyor bu takım. Yani üstüne koyarak 4 sezondur gidiyoruz. Alttan gelenleri de içimize katıyoruz. Bu sene de öyle yaptık. İyi de çalıştık. Kemal Hoca ile beraber yani çok da mesai harcadık. Açıkçası mesaimiz bizim eve geldiğimiz zaman da MTG ile beraberdik. Biz evimize de taşıyorduk MTG'yi. Yani 4 sezondur hep bu şekilde yürüdük. Evet. Tabii bunlar yani bir yerde de yani profesyonel bir anlayış vardı. Yani onu da söylemek ihtiyacını hissediyorum. Böyle yürütebildik ancak bu işi. Tamamıyla olmasa bile yani o anlayışa yakın oldu. Tabii bu da sizi bir noktaya getiriyor. Şey konusunda stresimiz oldu, doğrudur. Başlarken lige ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Yani namolup bitirelim diye böyle kafamda hiç böyle bir hedef olmadı ama süreç bizi o noktalara getirdi. Rakiplerimiz de bizi yenmeye çalıştı. Yani en aşağıda olan rakip bile bizimle oynadığı zaman yüksek bir motivasyon da üzerimize geldi. Evet. Bu bizi zaman zaman etkiledi. Çünkü oyuncularımızı motive etmekte zorlandık bazı rakiplere karşı. Ama biliyorsunuz ciddiye almadığınız zaman sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Rakip ne olursa olsun, kim olursa olsun. Bunları aştık bir şekilde ama zorlandık, doğrudur. Yani stres yaşadık o konuda. Sonuçta yani bunu başarabildik. Tabii daha da iyi olabilirdi. Baran'ın sakatlanması, 10 hafta oynayamadı Baran. 8-10 hafta sonra takıma gitti. Onsuz da devam ettik. İki oyuncumuzun Türkiye'ye gitmesi, ki direkt oynayan oyuncularımız da takım seviyede, o da bizi etkiledi. Ama sistem oturduğu için biz bunu götürebildik. Tabii söylediğim gibi disiplinli çalışma da her şeyin üstünde geliyor. Bir de kulübün kabul etmek lazım. Yani bize sağladığı olanaklar da iyiydi. Bunlarla birlikte bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Umarım bundan sonra da devam eder diye düşünüyorum. Hocam, yeni sezon planlaması yapıldı mı yoksa şu an tatildesiniz? Yani biz başlamıştık. Lig bitmeden başladık bir planlamaya. Yöneticilerimizle de görüştük. Bakalım yani bu, çünkü lig bitmeden ben bazı şeylerin neler olabileceğini, gelecek sezon yani
neler gerektiğini, biz varız yoğuz bilmem artık bu şeyin takdiri, kulübün takdiri de. Devam edersiniz yani oturup, hocam. Devam oturup, edersiniz hocam siz. Nasıl Necmi? Devam edersiniz hocam siz. Yine şampiyon. Kısmet Necmi. Bakalım. Yani herhangi bir şikayetimiz yok bu konuda da. Evet. İnşallah. Peki hocam. Yani şunu söyleyeceğim. Yani buyurun. Bir planlama yaptık, yapmadık değil. Yani çünkü planlama olmadan yürüyemezsiniz. Yani kesinlikle. Öncelikle iyi bir planı ortaya koymak lazım. Bir stratejik düşünce koymak lazım ortaya. O stratejik düşünceyle birlikte yürüyüp belli bir planla hedefe ulaşmak lazım. Nasıl ulaşacağınızı da görmek lazım. Bakalım bazen ulaşırsınız, bazen ulaşmazsınız ama bu sene tabii göreceğiz. Geçiş bir dönemi de olabilir mi? Çok emin değilim. Geçen sene de biraz tereddütlerim vardı ama süreç bizi belli noktaya getirdi. Ama aşağıdan oyuncular da geliyor. Geliyor. Onları iyi kanalize edersek yine üstte oynayacak bir ekip kurabiliriz Mausa Türkücü kesinlikle diye düşünüyorum. Oynar. Kesinlikle oynar diyorum ben. Hocam eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alayım. Öncelikle oyuncularımıza ve ailelerine tekrardan teşekkür ederim. Çünkü esas unsur onlardı. Hı. Kulübümüze bize sağladığı olanaklar için de teşekkür ederim. Umarım bundan sonra da başarılı olur bu kulüp. Olacağı olmak zorundadır da zaten Mausa Türkücü'nün başka şeyi alternatifi yoktur. Çünkü aşağıya oynadığınız zaman buna tahammül de ne yazık ki yazdı Mausa Türkücü'nde. Sizlere de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Evet aslında tahmin ettiğimiz cümleler Kamil Hoca yorucu bir sezon ama gerçekten unutulmayacak. Tarihi bir başarıya imza atan Mausa Türkücü. Yani sıkı çalıştılar sezon başında. Ben biraz izleme şansı da bulmuştum. Gerçekten ciddi bir çalışma. Hatta Kamil Arifoğlu, Mehmet Terazili yönetici olarak görevlendirildi. Hemen akabinde Kamil Arifoğlu ve Kemal Ok'ta işte bir aile fotoğrafı da attılar. İşte anlaştık, başladık şeklinde. Bunlar çok önemli. Kamil Hocam bu desteği de yönetimsel anlamda bir destek de aldığı için hemen girdi ve doğal olarak da iyi bir başlangıç, iyi bir hazırlık dönemi daha doğrusu. Zaten kadro yapısı baktığımızda çok iyi. Yani elde 30 civarında futbolcu var. Her birini ayrı ayrı ele al. Tabii ki yani Baran gol kralı oldu. A takımda oynayan futbolcular işte Mehmet Yardımcı, Anılcan yani Zoray. Ali Oraloğlu'nun işi de zor. İçin zor biliyor musun? Yani ben bu çocukların hangisini A takıma alayım? Hepsi çok iyi. Yani karar verme konusunda çok sıkıntı yaşayacak Ali Hoca önümüzdeki yıllarda. Eğer Mausa Türkücü'nün teknik direktörlüğüne devam edecekse veya kim olacaksa A takımın başında bu gençleri gördükten sonra ben yani bu gençleri oynatmak da zor. Çünkü hangi birini oynadayım? Hepsi çok iyi. Ama yani bu olması gerekiyor. Yani rekabet başarıyı rekabet getirir. Rekabet ve alternatifli kadro. Mausa Türkücü artık belli bir noktaya geldi. Yani transfer istemeyecek önümüzdeki yıllarda artık. Yani, çünkü kendi üretiyor zaten. Üretiyor da Süper Lig tecrübesi nispeten az. O yeni. Yani ihtiyaca göre bir iki takviye tabii yapabilir. Yani o gördük sonra. Yani şimdi bazı futbolcuların A2'de performansı çok iyi olabilir ama A takımda öyle olmayabilir. Necmi Ünsal yani bunu geçmiş yıllarda çok gördük. Şimdi mesela yakın zamanda işte Türk Ocağı'nda Cevdet var. İşte Remzi yine A2'den çıktı hemen birkaç yıl sonra hemen kendini gösterdi. Şimdi gol kralı oldu. Yani var A2'den çıkıp 1-2 yıl içerisinde kendini gösteren kadro oynadığı takımdaki kadroda hemen yerini garantileyen ve performansı iyi olan futbolcular var. Yok değil ama şimdi Mausa Türkücü'nde çok seçenek var. Çok farklı yerlerde oynayan futbolcular var. Dolayısıyla ciddi bir planlama ama teknik heyetin de yeni gelen futbolcuları doğru bir şekilde yönlendirmesi lazım. O zamana yayılacak. Yani şu anda işte 2021-22 futbol sezonunda oynamış olan futbolcular, A2'den gelen futbolcular kesin 2022-23'te oynar, kadroda yer alır veya ilk 11'de yer alır diyemeyiz. Diyemeyiz onu. Onu bilemeyiz. Zaman gösterir. Sezon öncesi hazırlık önemli. Kampa kim gidecek? Kampta diğer A takım futbolcularla kim uyumlu olacak? Ama sanıyorum A2 takımından bayağı oyuncu bu yıl MTG A takımıyla sezon açacak. Tabii ki. Yani zaten her zaman kalabalık açıyor. Yani Ali Oraloğlu aslında geniş kadroyu her zaman tutar. Ama sonuçta bir süre sonra eler. Ama alttaki takımlar
Var mı alttaki oyuncular, var mı takımda sezon öncesi hazırlığa katılacak? Var tabii, işte bir Anılcan Coraev, Mehmet Yardımcı, işte Barış. Barış, Baran, yani çok var, Muzaffer var. Emin, yani, Muhammed Emin. Muhammed Emin var. Yani bunlar A takım performansı, A takımın antrenman performansına ayak uydurabilecek futbolcular, ama daha sonrasında işte o ideal 11'in içerisinde yer alabilme ve sonrasında da işte maçlarda yer alabilme. Çünkü Mausa Türkgücü hedefi şampiyonluk. Şimdi her maça çıkıyorsunuz galibiyet için. Yani gençler bu yaştan bu hedefi kaldırabilir mi A takımda? O zaman ister. Yani bu ben kaldırabilir, kaldıramaz diye bir şey yok. Ama biraz tecrübe edinmeleri lazım. Tabii belli bir zaman isteyecektir illaki tecrübe. Ama ben yine de söylüyorum. Kamil Hoca, Kamil Arifoğlu ve ekibi bu futbolcuları, bu gençleri çok iyi hazırladılar. Yani Ali Oraloğlu rahat bir şekilde aldı. Geçmiş yıllarda da Mausa Türkgücü'nde işte bir Uğur, Erol, Sami Ergaz, aklıma gelen isimler bunlar. Daha sonra yine Mehmet Gürlü, bir sonraki şampiyonlukta Nevzat. Yani bakın dönem dönem bu futbolcuları yetiştirip A takıma verebiliyor. O performansı yakalayabiliyor. Ki bu takımda da oynamak kolay değil, yani en iyi olmanız lazım mevkinizde. İşte az önce onu kastettim. Bak sen onu hemen kavradın. Kolay yani değil bu, yani. Bu çok önemli. Yani o hedefi olan her maçı kazanmak için oynayan takımın o havasında, o ambiyansında, atmosferinde olabilecek bir futbolcu. Kolay değil. Yani siz 18-19 yaşındasınız veya 20. Yani hatalıksınız, bir noktadan sonra yok. Üniversite öğrencisisiniz. Yani hata yapamazsınız tabii ki. Şimdi A takım futbolcusu 25-26-27-30 yaşındadır. Belli bir tecrübe edinmiştir. Şampiyonluk yaşamıştır. Saha içerisinde ne yapacağını çok rahat bilir ve yapar da. Şimdi 20 yaşındaki futbolcu, 19 yaşındaki futbolcu bazen bunu yapamayabilir, takılabilir. Onun için yani ben hemen işte direkt X futbolcu, Y futbolcu oynar, kesin ilk 11'dedir. Yani işte biz futbol anıları programını sevgili Ahmet Olan'la yapıyoruz sürekli. Evet. Eski futbolcular o dönemde, 1974 öncesi ve hemen sonrası. 16 yaşında, 17 yaşında daha A2'de genç takımda oynamadan direkt A takım. A takıma çıkıyordu. Yani vardı. O zamanki durum farklıydı ama. İşte şu an çok fark var. Şu an çok farklı. Şu an daha fazla. Ona bakarsak o zaman genç takımın adı B takımdı ve yaş sınırı yoktu. Evet. 35 yaşındaki oyuncu da orada oynayabiliyordu. Daha farklı bir yapı vardı tabii ki. Şimdi öyle değil. Yani belli bir yaşa geldikten sonra A takıma çıkacaksınız. Tabii ki çıkacak futbolcular. Kalacak değil sonuçta. Ama her futbolcu kesin oynar diye bir şey yok. O sezon öncesi hazırlık çok önemli. Şimdi yaz dönemi biliyorsun, genç okulu tatile girecek, üniversite öğrencisi mesela örnek veya lisededir. Okulu tatile girecek, rahatlar ister istemez, aktivite yok. Tabii ki biz son dönemde çok gördük Necmi, sen de takip ediyorsun. Aynen, aynen. Hemen fitness salonları, fitness çalışmaları. Şimdiden başladı çalışma. Var, devam eden de var. Artı Haziran ayı içerisinde hemen başlıyor futbolcu. Bu iyi bir şey, bu kötü bir şey değil. En azından haftada 2-3 o sezon içerisinde yakaladıkları performansı kaybetmeme açısından çok önemli. Çünkü sezon öncesi hazırlık evet zor geçiyor, ağır geçiyor ama sezon içerisinde belli bir performansı yakalamışsınız. İşte şampiyon Mausa Türkgücü'nün futbolcuları, MTG A2'den bahsediyorum. Yani o futbolcuların o performansı yakaladıktan sonra düşüş göstermesi, A takıma adaysınız, öyle bir lüksünüz yok şu an. Sizi çağıracak yarın Ali Oraloğlu. İşte ben çalışmadım, bir ay o gezdim. Zaman bu kadroda işiniz yok. Öyle bir şansınız yok şu anda ki Ali Oraloğlu, ben onu da yakından takip etmiştim birçok defa. Salon çalışmalarına, fitness çalışmalarına çok önem veriyor. Ömer Alçıner, yine teknik heyette bulunan Ömer Hoca. O da çok dikkat ediyor, önem veriyor. Çok önemli. Yani bu tip durumlarda kesinlikle ve kesinlikle Mausa Türkgücü'nün ciddi çalıştığını şöyle birçok kulüp yapıyor ama Mausa Türkgücü özellikle buna çok dikkat ediyor. Dolayısıyla da A2 futbolcularının kesinlikle konsantrasyonunu çok fazla kaybetmemeleri gerekiyor. En azından bu Mayıs-Haziran döneminde. Aynen. Devam edeceğiz. Daha süremiz var. Geçelim diğer bir konumuza, U15 Ligi'ne. Evet. Görelim bir maçı. Geçtiğimiz gün Kaymaklı Doğan oynadı. Onu bir izleyelim. Daha sonra Murat Hoca'ya ulaşacağız. Doğan Türk Birliği U15 antrenörü Murat Dayar'a bağlanacağız. Görüşlerini, duygularını alacağız. Daha sonra devam ederiz Kaderoğlu. Evet, geçtiğimiz gün oynandı. Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda Türksel U15 Ligi finali Küçük Kaymaklı ile
Doğan Türk Birliği arasında. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmayı Doğan Türk Birliği penaltı atışları sonrasında 4-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Hep birlikte izliyoruz. 15 Yıldızlar Ligi finalinde Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hüseyin Saçar, Ali Orçan, Yusuf Atlar yardımcılıklarını yapıyor. 15 finalinde iki takım da kazanmak istiyor. Maç öncesi seremoni her iki takımda saha tercihi yapıyor. Kaptanlar Bartu Çakır ve Ufuk Andiç hatıra fotoğrafı çekiyor maçın hakemleriyle ve Küçük Kaymaklı'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Doğan Türk Birliği atağı sol taraftan atak devam ediyor. Ceza sahasında Vasfi gol pozisyonu savunma hakkı, sonrasında top dışarıya gidiyor. Küçük Kaymaklı atağı gelişiyor. Bartu vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var ilk bölümde. Serbest vuruş kullanıyor Doğan Türk Birliği. Ceza sahasında oluşan karambol hakkı duvarcıda kalıyor top. Celal'la gelişen atak, topla buluşan isim Arcan. Derancello vuruyor, kaleci Murat iki hamlede topa sahip oluyor. Sağ taraftan Derancello ile gelişen bir başka atak. Derancello içeriye bırakıyor, Bartu vuruyor, kaleci Murat köşe vuruşu. Taç atışı kullanacak Küçük Kaymaklı. Uzun bir taç atışı, ceza sahası içerisinde Derancello rakibinden sıyrılıyor. Kaya kalkan bayrak pozisyonu sahip. Serbest vuruş kullanıyor Doğan Türk Birliği, uzun gönderilen top. Savunmada hakkı karşılıyor, atak devam ediyor. Oluşan karambol, kaleci hakkı duvarcı iki hamlede topa sahip oluyor. Bir başka atak, yine savunmada atak, Vasfi ile atak devam ediyor. Vasfi sert bir vuruş, top yan direkten geri geliyor. Şanssız dakika Doğan Türk Birliği adına. Yine Doğan Türk Birliği atağı, savunmada uzun gönderilen top, günün başarılı ismi Vasfi pası, Selim Ceda sahasına yaklaşıyor Selim ama bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Bertu'la gelişen Küçük Kaymaklı atağı, ceda sahası içerisinde Kaya vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Mertcan'la gelişen atak, kaleye vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor, sonuç alamıyor bu pozisyondan Doğan Türk Birliği. Ve ilk 40 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İlk devrede gol sesi çıkmadı. İkinci devreye Doğan Türk Birliği takımı başlıyor. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı, ceza sahası içerisinde Bartu, öncesinde Deniz topa sahip oluyor. Bir başka atak, Derancello, açılan top, yine Deniz'de kalıyor top. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, gerçekten güzel bir görüntü. Savunma arkasında topla buluşan isim Kaya ama bayrak kalkıyor. Pozisyon yine offside. Küçük Kaymaklı futbolcuları üst üste offside'de yakalanıyor. Gelişen atak, Celal vuruyor, ceza sahasına ortalanan top. Kaya gol pozisyonu, kötü bir vuruş, top dışarıda. Üst üste pozisyonlar, yine bayrak kalkıyor Küçük Kaymaklı adına, sonuç gelmiyor. Serbest vuruş kullanıyor, ters bir kava vuruşu, top dışarıya gidiyor. Yine serbest vuruş, direkt kaleye Deniz kaçırıyor, açılan top. Hakkı vuruyor, top yanaklarda kalıyor. Oyunun son anlarında Hakkı Günsay vuruyor, golü atamıyor ve 80 dakika tamamlanıyor. 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Finali kazanacak, şampiyon olacak takımı penaltı atışları belirleyecek. Topun gerisinde Derancello ilk penaltıyı Küçük Kaymaklı kullanıyor. Kaleci Deniz kalesinde dikkatli, Derancello topu ağlara gönderiyor. Ve 1-0 öne geçiyor Küçük Kaymaklı. Ufuk Andiç geliyor. Top ağlarda, 1-1'lik eşitlik var penaltılarda. Celal Şehsuvaroğlu kullanıyor. Celal vuruyor, top ağlara gönderiyor. Ve Küçük Kaymaklı 2-1 öne geçiyor. İrfan Güliçli vuruyor, top ağlara gidiyor. 2-2 oluyor penaltı atışları. Küçük Kaymaklı'da Kaya geliyor. Kaya mülazim, Kaya vuruyor, top direkten geri eriyor. 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Büyük sevinç var Doğan Türk Birliği'nde. Erol Atasay vuruyor, top ağlara gönderiyor ve 3-2 öne geçiyor. İlk kez Doğan Türk Birliği penaltı atışlarında 3-2 öne geçiyor. Arcan Erçelik kullanıyor, vuruyor, o da topu dışarıya atıyor. 3-2'lik Doğan Türk Birliği üstünlüğü devam ediyor. Kamil Özpınar kullanacak,
Kamil Özpınar penaltıyı gole çevirirse Doğan Türk Birliği şampiyon olacak. Kamil Özpınar geliyor, vuruyor, topu ağlara gönderiyor ve 4-2 kazanan penaltı atışları sonrasında Doğan Türk Birliği 15 Yıldızlar Ligi'nin şampiyonu oluyor. Büyük sevinç var Doğan Türk Birliği futbolcularında. Murat Dayer, Salih Özdemirtaş yönetiminde Doğan Türk Birliği 15 takımı ikinci şampiyonluğuna ulaşıyor. Bayer Piskopulu da bu şampiyonlukta saha içerisindeki bu sevince ortak oluyor Doğan Türk Birliği Başkanı. Saha içerisinde gerçekten güzel anlar var Doğan Türk Birliği adına. Doğan Türk Birliği 15 takımının teknik patronu Murat Dayer var. Evet hocam, gelen şampiyonluk uzun bir sezon oldu. Nedir hocam düşünceniz? Böyle güzel bir atmosfer, böyle güzel bir duygu anlatılamaz, ancak yaşanır. Ben de yaşadığım için futbolcularıma çok teşekkür ederim. Artı Kaymaklı Kulübü'nün oyuncularını da tebrik ederim. Helal olsun çocuklara da. 4-4'lük bir maç oldu her iki taraf adına da. Kazandığımız için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Anlatamam, kelimelerden ifade edemem. Bayer Başkanıma, doktoruma, Hasan Gümüşdağ'a, altyapı antrenörlerime, en önemlisi altyapı sorumlusu Mustafa Sakallıoğlu'na, artı çocuklarıma ve en önemlisi çocuklarımın ailesine gösterdikleri özveriden dolayı bana, her zaman yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim. Ne diyeyim? Bu böyle mutluluk yaşanır abim. Tebrikler hocam. Şu anda yanımızda Doğan Türk Birliği 15 takım kaptanı Ufuk var. Evet Ufuk, uzun bir süren ardından gelen şampiyonluk nedir düşünceleri maç hakkında ve sezon hakkında? Çok çok sevindik ve inanılmaz bir sevinç var şu anda. Sakat sakat oynadım. Yapacak bir şey yok, şampiyonluk artık. Tebrikler. Teşekkür ederim. Final sonrasında ödül töreni, karşılaşmayı yöneten Hüseyin Saçar, Ali Orçan, Yusuf Atlar, Serdar Gürpınar, hakemler teker teker geliyor. Sağ komiseri Misa Sağol, Ahmet Kayadelen de teker teker kupalarını alıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir tarafından kupalar veriliyor. Daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Mithat Tekcan da ödül töreninde başarılı olan sporculara ve hakemlere teker teker kupa ve madalyalarını veriyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Birinci Başkan Vekili Oktay Çocuk, Eğitim Üst Kurulu Eğitme ve Yapılar Sorumlusu Hüseyin Kınacı da ödül töreninde önce Küçük Kaymaklı futbolcularına teker teker madalyalarını takıyor. Küçük Kaymaklı finalde kaybetmenin üzüntüsü var ama gerçekten ortaya koyduğu mücadele, finale kadar gelen yolda çok önemli başarılar elde etti. Favori takımları mağlup ederek finalde Doğan Türk Birliği karşısına geldi ama penaltı atışları sonrasında şampiyon olamadı ama birer birer madalyalarını alıyor Küçük Kaymaklı futbolcuları. Az sonra Doğan Türk Birliği şampiyon, Doğan Türk Birliği 15 takımı gelecek. Tabii ki bu şampiyonlukta futbolcular kadar antrenörler Murat Dayer ve Salih Özdemirtaş'ın da çok büyük bir başarısı var. Altyapılar sorumlusu Mustafa Sakallıoğlu ve altyapılarla yakından ilgilenen Şener Özdevrim'i de unutmamak gerekir Doğan Türk Birliği camiasında. Şampiyon Doğan Türk Birliği 15 takımı madalyalarını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Mithat Tekcan, Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir tarafından tebrik ediliyor, madalyaları takılıyor. Birinci Başkan Vekili Oktay Çocuk, Eğitim Üst Kurulu Eğitim ve Yapılar Sorumlusu Hüseyin Kınacı da Doğan Türk Birliği futbolcularına madalyalar takıyor. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da futbolcuları teker teker tebrik ediyor. Gelen şampiyonluk sonrasında büyük mutluluk, büyük coşku var. Doğan Türk Birliği 15 takımında ikinci kez 15 Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olmanın mutluluğu yaşıyor Doğan Türk Birliği gençleri. Teker teker geliyor, az sonra şampiyonluğun mimarları gelecek. Doğan Türk Birliği 15 takım antrenörü Murat Dayer ve Salih Özdemirtaş da şu anda tebrikleri kabul ediyor. Doğan Türk Birliği yapısında çok önemli hizmetleri olan, uzun yıllar bu hizmetlere devam eden Şener Özdevrim de şu anda
tebrik ediliyor gerçekten. Doğan Türk Birliği adına çok önemli isim Şener Özdevrim'de ve altyapılar sorumlusu Mustafa Sakallıoğlu da şu anda tebrikleri kabul ediyor. Az sonra Ufuk Andiç şampiyonluk kupasını kaldıracak. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü ile Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir tarafından şampiyonluk kupası veriliyor. Ufuk Andiç şu anda kupayı alıyor ve Doğan Türk Birliği şampiyon. U15 Yıldızlar Ligi 2021-2022 futbol sezonu şampiyonu Doğan Türk Birliği U15 takımı kupa havaya kalkıyor. Büyük sevinç yaşıyor Doğan Türk Birliği U15 takımı. Türksel U15 Yıldızlar Ligi'ne de Türksel çok önemli bir sponsorlukla gençlere destek oldu. Gençlerle birlikte oldu ve Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir'i de teşekkür ediyoruz. Bayer Piskopulu takımı şampiyonluk hatıra fotoğrafını basın mensuplarına veriyor. Gelen şampiyonlukta BRT Spor Servisi olarak Doğan Türk Birliği U15 takımını şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Evet, Doğan Türk Birliği kazandı ve Çiftçik Kaymaklı karşısında kazanarak kupanın sahibi oldu. Tarihinde de ikinci şampiyonluğu oldu bu U15 kategorisinde. Kaya Emiroğlu, az sonra sana döneceğim ama telefon bağlantımız hazırmış. Doğan evet, Türk alalım. Birliği U15 antrenörü Murat Dayer hattımızın ucunda. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, herkese iyi geceler. Teşekkür ediyoruz. Hocam çok tebrikler. Uzun bir süreç grup maçlarından beri takip ediyordum. Hatta Türk Ocağı maçına gelmiştim. Piabella'da oynanan maça. Ve o zaman konuşmuştuk radyo programında. Hedef şampiyonluk demiştiniz. Hedefe adım adım geldiniz ve son virajı da geçerek kupayı müzenize götürdünüz. Nasıl geçti hocam bu süreç? Zor bir süreç oldu ama gülen taraf Doğan Türk Birliği oldu. Aynen öyle. Gülen taraf biz olduk. Tabii ki şampiyon olduk. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Ben buradan Kaymaklı kulübünü da futbolcuların özellikle kutlamak istiyorum. Hı hı. Zor bir maç oldu. Yani kolay bir maç olmadı. Neticede bildiğim kadarıyla biz sana mağlup geldik. Kaymaklı kulübü de mağlup geldi. Evet. Ve finalde de 0-0 bitti. Gene mağlup görüldük. Penaltılarda biz kazandık. Şükürler olsun Allah'ıma. Gülen taraf biz olduk. Geçen de bana söylediydi. Evet. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Hele bizim için bambaşka bir şey. Tarif edilemez. Ben tüm futbolcularıma, camiama, kulüp başkanıma zaten söylemiştim gene altyapı sorumlu Mustafa Sakallıoğlu'na yıllanmış bir şarap 40 yılı aşkın Şener Hocam'a gene doktorumuz Hasan Gümüştağ'a sporcularım dediğim gibi ve en önemlisi sporcularımın ailesine herkese çok teşekkür ederim. Yani benim kadar inanın ki onların emeği de var. Evet. Yani bir bütün olarak buraya geldik. Kesinlikle. Zaten bu belli oluyordu hocam. Gerek futbolcularınızın saha içerisindeki hırsı, gerek Atatürk Stadı'nı dolduran taraftarınız, belki de Atakın maçından bile daha kalabalık bir Doğan Türk Birliği seyircisi maça geldi hocam. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni Boğaziçi maçından sonra gerçekten çok güzel kenetlendik. Yani Yeni Boğaziçi'ndeki atmosferi ben asla unutamam. Çok. Yani orada bir maç yaptık. 1-0 kazandık. Ama oradaki atmosfer bambaşka. Arkasından geldik 20 Temmuz'da oynadık ikinci maçı. Hı hı. Yine böyle güzel bir taraftar. Evet. 3-0 dövdük. 3-0 yendik. Arkasından finale çıktık. Finalde de yani dediğim gibi Kaymaklı kulübün futbolcularını da tebrik ederim. Hepsi bizim çocuklarımız. Helal olsun hepsine de. Yani böyle güzel maçlar olduğu müddetçe zannederim bu halk hiçbir zaman bizi bırakmaz. Yani ister Doğanlı olsun, ister Kaymaklı olsun, ister Yeni Cami olsun. Yani herkes bu maçları izlemeye gelir. Hocam sevindiğim en büyük nokta da şu oldu. Fair play çerçevesinde geçen bir final oldu hocam. Aynen. Ben de zaten her zaman bunu söylediydim. Geçen defa da hatırlarsan sana bunu söyledim. Yani fair play çerçevesinde olsun. İnşallah da kazanan biz oluruk dedim. Ben hocama da Kaymaklı antrenör hocama da çok teşekkür ederim. Maçtan önce de geldi. Tebrik ettik, konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde. Yani bu çok büyük bir olgunluktur. Yani herkesin böyle yapması lazım. Hepimizin böyle olması lazım. Gelişebilmek, ileriye gidebilmek istersek bunlar çok önemli. En önemlisi bizlerin bunları yapmamız lazım ki bizim çocuklarımıza
hem çok iyi bir örnek olalım hem de arkasını getirebilelim bu işin. Hocam yani bu çocukların şu an yaşı 13-14-15 arasında değişiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde siz düşünün ki bu jenerasyonun yavaş yavaş A takıma dahil olacağını ve alttan da alttan gelen oyuncuların abilerini görerek, örnek alarak ülke futboluna sağlayacağı katkılar düşünün. Bak mesela ben şöyle bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz bizim sahamız yok. Yani ona geliyordum bir, hocam siz bağladınız. Bir gün o yandayık, bir gün bu yandayık. Bu çok zor. Yani benim arabamın arkası cephanelik. Evet. Yani ben ailemle bir yere gidecek olsam eşyaları indiririm, gider gelirim, tekrar arkasına kurum. Ben Caner Hocam'a çok teşekkür etmek isterim. Piyabella'yı biliyorsunuz Türk Ocağı'yla Doğan Türk Dili eşit bir şekilde kullanıyor. Evet. Antrenman dediniz. Caner Hocam'a saha dediniz, her hocam. Söylediğim zaman evet saha probleminde. Hı-hı. Caner Hocam diyor ki Murat benden bir saat evvel gel ya benden bir saat sonra gel veya gel beraber yaparız. Ya ben Caner Hocam'ın hakkını asla ödeyemem. Yani gerçekten Caner Hocam'a da çok teşekkür ederim. Çünkü saha yok. Ve biz gerçekten hep Piyabella sahasında yaptık. Bu yıl hep Caner Hocam'ın sayesinde yaptık ama. Çünkü hiçbir zaman saha yok. Hocamdan evvel geldik. Hocamdan sonra geldik. Hı-hı. Ne bileyim hocamla beraber yaptık. Ha biraz da hocamdan bir şeyler çaldık diyeyim sana. Aşırttık. Gördük. Onları uyguladık. Ne diyeyim? Günün sonunda da güzel bir başarı elde ettik. Şampiyon olduk. Camiaya hayırlı uğurlu olsun. Hocam ben lig maçlarına gelmiştim. Türk Ocağı, evet. Doğan Türk Birliği maçına. Karşılaşma Piyabella'daydı. Piyabella sahasındaydı ve çok o gün saha zaten bırakın futbol oynamayı. İçerisinde yürüyemiyorsunuz bile. Yani yürürseniz ayağınız çukura düşer, düşersiniz, kayarsınız. Orada futbol oynanması beklenemez zaten ve o görüntüyü gördükten sonra çok üzüldüm. Ama yani, geçtiğimiz gün Atatürk Stadı'nda gördüğüm Doğan Türk Birliği'nin futbolu, oyunu beni gerçekten hayran bıraktı hocam. Bu sahalarda bile bu şekilde futbol oynatıyorsanız size de helal olsun hocam. Şimdi çok teşekkür ederim Necmi. Çok sağ ol. Dediğin doğrudur. Gerçekten Piyabella sahası yani göründüğü gibi değil. Çok kötü. Ve ben çocuklarıma çok isyan ederim. Mesela topa vuruyorken bir vurur havalanır gider. Yani pas yapmak isten de yapamam. Ama dışarıdan gören yahudar işte pas yapamaz. Gel bir bu sahanın içine gir. Bir topa vur. Ya. Bir top sür yapabilirsen. Asla yapamam. Hocam, yani öyle bir olanağın asla olamaz. Tesisiniz bitiyor Eylül'de. Kısmetse biteceğini evet, Allah Bayar Başkan. Bittikten sonra herhalde çok daha iyi futbolcular yetiştirecektir Doğan Türk Birliği. Zaten bak aynen dediğin doğrudur. Biz Reşat Hoca'yı da biraz girdik sana söyleyeyim bu konuda. Hı hı. Çünkü Reşat Hoca'ya da bir futbolcu verdik yukarı. Evet, fakat aynen. Gruplardan çıktıktan sonra biz dedik ki yani oturduk işte altyapı sorumlusu Mustafa Sakallıoğlu ile bir karar verdik. Şimdi Reşat Hoca da bilin yani şampiyonluğa giden bir takım. 4-5 tane de futbolcusu oynasa oynamasa A takıma verdi. Evet. Bu çocuklar bazen A takıma gitti. Çünkü genç takımda oynayamadı. Doğru. Ve çoğu maçı da mağlup geldi. Yani 3-4 maçtan edersem. Böyle olunca onun şampiyonluğu da gitti. Biz dedik Reşat Hoca'ya bak neticede sen kaybettin. Biz kaldık gruplara. Yani veremeyiz sana adam. Mesela bir ufumuz var bizim. Bir Efe'miz var. Evet. Yani bunlar devamlı alırdı. Hatta benim bir giftim var Cakınoğlu. Harikalar yaradan bir çocuk. Bolu'da. Evet oynar biliyorum. Orada. Cakın, bir tane gene, evet gene bir tane çocuğum var. Orta saha çok iyi. Yağız Altınok. O da Ankara gücünde. Araya gireyim hocam. Kaleci Murat evet. Can ve Ufuk da Altınordu yolcusu. Şimdi daha mı söyleyeceğim işte sana yani. Şimdi böyle bir milli piyango düştü. Yani şimdi bu ikisi gidiyor. İnşallah başarılı olurlar. Yani İnşallah. Benim oğlum dahi olsa, bir başkası dahi olsa yani önlerinin açılması lazım bu çocukların artık. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah bizi daha iyi gururlandırırlar. Ne diyeyim? Ha bizim için üzücü ama çocuklarım adına da olduğu zaman sevinirim. Hocam bir şey değil. Siz yetiştirin, gönderin. Doğan Türk de alttan daha fazla oyuncu yetişecektir eminim. Kayamiroğlu İnşallah. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizin tabii futbolcu kariyeriniz de gerçekten başarılarla dolu geçmiş dönemlerde. Şimdi de antrenör olarak Doğan Türk Birliği zaten potansiyeli hep olan bir kulüp altyapıda. Yıllarca yetiştirdiği şu an A takıma da baktığımızda hep alttan yetişen futbolcuların çoğunluğunu görüyoruz. Yani omurga en azından Doğan Türk Birliği'nde altyapıdan çıkıyor. Dolayısıyla da biz daha önce Necmi Uysal'la çok konuştuk. U15'leri özellikle U15 kategorisi bir futbolcunun gelişiminde en önemli dönemdir diye düşünüyoruz. Çünkü U15'ten sonra zaten
A2'ye çıkıp A takıma yaklaşıyor. Ama U12'den geliyor. Henüz daha fiziksel gelişimini de tam tamamlamadan geliyor. Dolayısıyla da siz, yani U15 antrenörleri için söylüyorum ve sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü U15'te futbolcuları hazırlamak, antrenör etmek, antrenmanlarını yapmak kolay değil ki, çok maç sayısı da yok. Biz daha önce programlarda bunu eleştirdik. Maç sayısı artması lazım U15'te ki o futbolcuların gelişimi, o çocukların gelişimi daha iyi olsun. Siz gerçekten ciddi bir başarı yakaladınız. Bu çocukları sadece oynatmak değil, hazırlamak da önemli. Şampiyon oldunuz. Bence iyi bir hazırlık da geçirdiğinizi düşünüyorum ben. Aynen hocam. İnanın ki bir yıl boyunca bunun hazırlığını yaptık. Mesela gruplardan çıktıktan sonra biliyorsunuz 40 dakika 80 dakika bitti penaltiler. Uzatma yok. Bunun çalışmasını yaptık. Hep bu penaltilerin çalışmasını yaptık. Her zaman için. Ki öyle veya böyle kalabilirdik diye, yani penaltilere kaldığımız zaman ne yapacağız? Ama inan ki çocuklarımıza bunu aşıladık. Yani biz şampiyon olacağız. Biz şampiyon olmak isterik. Elimizden geleni yapacağız. Ha bizden çok iyiyse teşekkür edeceğiz, kutlayacağız. Ama biz isteriz ki bizi kutlasınlar. Biz şampiyon olalım. Başardık, çok mutluyum. Dediklerin de çok doğrudur. Ben de zaten bunu Necmi'nin bir programında söylediydim. Benim 29 tane futbolcum var. Bu çocukları ben ilk zaman oynatabildim. Yani hepsini oynattım ama çok az süre verdiklerim oldu. Bundan sonra mesela çıktıktan sonra gruplardan o süreyi de veremem. Zaten 3 değişiklik hakkım var, mecburidir o da. 3 değişiklik hakkımı yaptıktan sonra zaten başka değiştirmen. Doğru mu? Doğru. Yani iyi giden bir takımda. Yani bu çocukların hem gelişimini artırmak hem de bu çocuklara daha çok süre verebilmek için ben de sizin düşündüğünüzü düşündüm. Ve Necmi'ye de bunu söyledim. Yani ne kadar bunu uzatabilirsek ki bu çocuklara böyle bir lig şeklinde koyabilirsek ki uzun bir maç zamanımız olur. Hepsini oynatabiliriz. Evet. Ve daha güzel şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Hocam araya gireyim. Bazı kulüpler ikinci bir takım çıkarıyor ve yaşı küçük olanlar veya daha az şans bulabilen oyuncularını oraya kiralıyor. Doğan Türk Birliği'nde önümüzdeki sezon bu statü değişmezse eğer, böyle bir plan var mı? Olacak. Olacak Necmi. Çünkü şöyle bir şey. Mesela ben 29 kişiyim ama ben 35 kişiydim. Evet. Ben 6 kişiye dedim ki mesela oturduk Musa Sakallı oyun altyapı sorumlusuyla mesela konuştuk. Dedik ki yani bu çocuklar oynayamaz bizde. Yani elimizdekilere baktığım zaman benim de mecburiyetten bir kadro çıkarmam lazım. Ama bu pandemi dolayından, pandemi sürecinden dolayı ne yaptık? Dedik 29'a çıkaralım. 2008'de aldık daha çok. Hı hı. Yanımızdaki gelecek sene de kullanabiliriz. Geleceğin takımını kuruyoruz. Evet, benim takımıma. 2007 olanlar da var bende. Onlar da mesela Girne Alkevi'ne kiraladığımız oldu. Başka gruplara verdiğimiz oldu. Yani bu çocuklar da hiç oynamayacak. Ha biz de oynayamazsa bir başka yerde oynasın. Belki bir başka yerde daha iyi parlayabilir. Şans, daha çok şans bulabilir. Yani biz bunları zaten aileleriyle de konuştuk. Ve öyle yönlendirdik bu çocukları. Evet. Çok güzel hocam. Evet. Var mı hocam eklemek istediğiniz? Ben çok teşekkür ederim size. Böyle bir yayına beni bağladığınız için. Her şey için çok sağ olun. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Yani dediğim gibi bunun tarifi yok. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir günde bana yaşattı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Var Görüşmek olun. Üzere hocam. Yeni sezonda başarılar hocam. İyi akşamlar hocam. Bay bay. Evet, aslında her şeyi söyledi Murat Hoca. Şampiyonluğun bir günde gelmediğini, ne kadar emek sarf edilmesi gerektiğini, futbolcusundan tutun, başkanına, yöneticisine, antrenörüne, malzemecisine, taraftarına, ailesine, sahasına kadar ne kadar zor bir süreçten geçtiğini anlattı Doğan Türk Birliği'nin. Yani U15'i birçok kez konuştuk Necmi Ünsal. Gerçekten belki de A2'den, A takımdan ve A2'den zaman zaman ya da çoğu zaman daha fazla özveri göstererek hazırlanması gerekiyor futbolcuların, çocukların. Çünkü zaten çocuk fiziksel gelişimini daha yeni farkına varıyor. Kesinlikle. 13-14 yaşında. Ve dolayısıyla da bir anda da sahaya iniyor, maç yapıyor. Kazanma hedefiyle, amacıyla. Kolay değil. Yani bugün Küçük Kaymaklı kaybetmiş olabilir. Benim favorim aslında biraz Küçük Kaymaklı'ydı. Hı hı. Oynadığı, daha önce izlediğim maçlarda oynadığı futboldan, ama
Doğan Türk Birliği'nde özellikle yarı final ve finalde biraz izleme şansım oldu ekranda. En azından Doğan Türk Birliği daha iyi oynadı. Doğan Türk Birliği'nin özellikle finalde biraz daha iyi oynadığını görebiliyoruz. Demek ki onlar da iyi hazırlanmış. Yani rakibi iyi analiz etmiş. İyi analiz etmiş. Kalesinde gol görmedi. 0-0 biten maç ki iki takımda da mağluptu. Şimdi evet. Yine namalup. Yani aslında yani normal süre oynanan süre kaybedilmedi. Tabii ki oynanan süreye baktığımızda Küçük Kaymaklı hala namalup. Ama tabii ki sonuçta bir kazanan olacaktı. O da Doğan Türk Birliği oldu. Ben yine de kutluyorum Doğan Türk Birliği'ni ama Küçük Kaymaklı'yı da kutluyorum. Çok yetenekli oyuncular var, futbolcular evet. Var. Hem Doğan Türk Birliği hem Küçük Kaymaklı baktığımız zaman ileriye dönük. Yani bir vasfiyi şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. Gördüğümüz için söylüyorum. Evet zaten gerçekten, bu şutu da atan vasfi şu an ekranlarda. Özellikle sol ayağı harika. Yani gelecek vaat ediyor. Bu nasıl bir özgüven? Te evet. Uzaktan şutunu. Evet uzak atıyor. Mesafeden. Yani bugün Süper Lig, Türkiye Süper Ligi'nde işte Avrupa'da da zaman zaman izliyoruz ama gerçekten burada bu çocukların teknik heyet olsun, yönetim olsun, camia olsun iyi bir hazırlıktan da geçtikleri belli. Doğan Türk Birliği geçmişine bakıyoruz. Yıllarca kendi öz kaynaklarından futbolcu yetiştirmiş bir camia, bir kulüp. İşte ama son yıllarda A takımda bunu göremedik. 2010 sezonu hatırlarsan. 2009-2010. Üçlü avarajla Doğan Türk Birliği şampiyon olmuştu. O kadroda transfer Erdinç'ti. Sabri Raif. Ve Sabri Raif. Diğerleri alt yaptı. Diğerleri hep işte Aydın, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy. Bunlar daha de gençti o zaman. Evet, evet. Aydın. Evet, çok genç. Yeni, Ahmet yeni, Saygı yeni vardı, Ahmet Coşkun vardı. Yani vardı. Demek ki yani Doğan Türk Birliği yetiştiriyor. Sadece burada gördüğüm eksiklik Doğan Türk Birliği açısından istikrar. Yani A takımda da her yıl işte şampiyonla oynuyoruz. İlk 5 tamam olmaz. Yani bir yerde futbolcu artık bir şampiyonluk, bir kupa şampiyonu. Ki bu sezon aslında kupada final oynamaları Doğan Türk Birliği açısından bence bir başarıdır. Ne olursa olsun. Ama yine de bu çocukların ki sezon içerisinde de konuştuk. İşte bir Güvenç, Arda Eren Metin. Bakın sayıyoruz. Çok futbolcusu var Doğan Türk Birliği'nin dışarıda da. Dolayısıyla onların da gelmesiyle A takımın artık daha ciddi seviyede hedef koyarak işte şampiyonluk hedefi veya ilk üç hedefi veya kupada final hedefi ona göre sezon hazırlığını yapması lazım. Kadro planlaması bence bu yıl farklı olacak. Daha iyi olması lazım. Yani geçmiş sezona yani göre daha iyi olması lazım. Gereksiz oyuncularına yollar ayrılabilir. Gereksiz demeyeyim de mesela fazla şans bulamayan veya bir mevkide 3-4 tane adamınız varsa bunu birazcık daha indirebilirsiniz. İhtiyacınıza göre nokta transferi yaparsınız. Evet. Bu arada gruplardan çıkan takımlar da ilk defa işte gruplarından çıkarak ilk ikinci turda oynayan takımlar vardı ki aklıma gelen takımlardan Sefece 1461, İskele Trabzon, Kaplıca, Karadeniz 61 takımları o bölgeden ikinci tura çıkmayı başardı. Yeni Boğaziçi yarı finale kadar geldi. Küçük bir köy. Yetenekli çocuklar var. O takımda geleceği olan bir altyapı Yeni Boğaziçi. Ki Yeni Boğaziçi'ni biraz izlemiştik sezon öncesinde. Pandemi şartları biraz gevşediğinde gidip orada izleme şansımız oldu. Çok ciddi bir şekilde onlar da hazırlık yapıyorlar. Yani finallere kalan takımların, U15 takımlarının A takımları genellikle Süper Lig takımları. Evet. Yeni Boğaziçi birincilik takımı. Tabii ki birincilik takımı. Yani. Tabii ki işte yine Kaplıca Karadeniz 61, BTM 2'de, 1461 İskele Trabzon, BTM 1'de. Yani bu takımların da işte ikinci tura çıkması, o tecrübeyi yaşamış olması bana göre ciddi bir başarıdır. Yine Göçmenköy altyapısına çok önem veriyor son dönemde. Bafülkürdü, yarı final oynadı. Yani her ne kadar iki maçı da kaybetti. Gönyeli yeni bir yapılanma. Yeni bir yapılanma. İşte saha problemi vardı. Onu aşacaklar. Dolayısıyla da U15'e, özellikle U15'e takımların ki Mausa her zaman çeyrek final, yarı final oynardı. Biraz yarı finallerde uzak kaldılar bu dönemde ama gerek Mausa Türk Gücü, gerekse Yonpaşlı, Umlupınar onlar da bana göre iyi bir sezon geçirdiler ama biraz aşağıda kaldılar. Yeni Cami final oynayan yıllar sonra. Şanssızlığı Mausa Türk Gücü'ne denk geldi ve tek maçtı. Çok erken bir eşleşme oldu. Evet, deplasmanda tabii bilmiyorum statü onu gene konuşuruz statüler konuşuruz 15'te ama senin ısrarla söylediğin bir şey vardı daha önce. Daha fazla maç yapması gerekiyor. Lig usulü. Nasıl bir şey yani olacak? Yani bir grup olmasa, bir mesela bayağı takım var, 36 takım varsa evet. Örnek veriyorum. A grubu ve grubu yaparsınız. Tam ortadan ayırırsınız veya kura sistemiyle yaparsınız. 18-18 ikilik yaparsınız. Nasıl BTM 1'e yaptıysanız, kırmızı grup, beyaz grup.
Bunu da 15 oyuncular. Yani 18 belki fazla gelebilir. Biraz daha azaltırsınız. Yani artık takım sayısına göre veya 3'e bölersiniz. Yani en azından 2 devreli lig yaptığınız zaman oradan çıkacak olan ilk 2 takımı playoff'a sokarsınız. Yani geriye kalan da en azından lig oynamış olur. En azından evet, çocuklar bir 19-20 maç gibi bir maç yapma şansı bulur. Yani belli bir maç sayısına zaten ulaşması ulaşmamız lazım. Antrenman... 30-35 zaten evet. Normali dünyada. Ve antrenman sayısına da aynı şekilde. Çünkü işte az önce konuştuk yine. U15 gelişimin en kritik ve hassas olduğu bir dönemdir. Sporcu gençtir. İşte 13-14 yaşındadır. Fiziksel gelişimi daha tam değildir ama psikolojik gelişimi de daha tam değildir. Bence U15 liginde şampiyon olmaması lazım. Neden diye soracaksın. Çünkü birçok hoca şampiyonluk için iyi oyuncularını sahaya sürecek. Bu defa oynayamayan çocuklar yine bir şey anlamayacak bu işten. Yani tüm çocukların oynama şartı getirilmesi lazım. Bazı kulüpler çözdü ama bu işi. Bazı onlar kendi içinde bilinçli. Evet. Ama çok da bilinçsiz olan kulüpler var maalesef. Evet. Yani onun artık planlaması... Yani çünkü sezon... amaç burada şampiyonluk değil. Yarışmacı birlik değil bu. Hayır. Yetiştirmeye kazanma ligi. Geliştirme, gelişim ligi gibi olması lazım. Ki bu U12 de öyle, U15 de öyle. U17 biraz daha belki daha farklı olabilir. Bu sezon olmadı ama yani A2'ye gelene kadar aynen sana katılıyorum. A2'de artık yarışma başlar. Yani şampiyon tabii olsun olmasın demiyorum. Çocuklar sonuçta bir emek veriyorlar. Bir işte organizasyon var. Kulübün bir bütçesel açıdan, maddi açıdan da bir yatırımı var orada. Sonuçta o futbolcu zaman içerisinde kendi kulübünde, takımında oynayacak yetenekli olanlar alınacak. A takıma kadar çıkacak ama yine de gelişime daha fazla önem verilebilecek bir yapı olması gerekiyor. Federasyonun da bu konuyla ilgili olarak genç antrenörlere veya altyapıda çalışan antrenörlere bir seminer düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Her lig öncesi yani bu konuların konuşulabileceği. Eğitim Üst Kurulu. Sahaya maç başladı mı, düdük çaldı mı herkes kendinden geçiyor. Eğitim Üst Kurulu bu konuda bence işte bu sezonu yeniden 15 aydan sonra başladık. İyi bir analiz yapmaları gerekiyor. İşte az önce konuştuk gerek Süper Lig statüsü, Nikosia Grup Kıbrıs Kupası statüsü hepsini konuşacaklar. Ama burada da mesela bu öneri olabilir. Sen şu anda sundun bu öneriyi Necmi Ulusal. Eğitim Üst Kurulu. Yani almak isteyen mesajı alsın. Evet. Yani biz önerimizi en azından yani sundum. Bizim burada amacımız birilerini eleştirmek, birisiyle bizim derdimiz yok ki. Biz sadece ülke futbolunun gelişimi açısından olumlu yönleri konuşuyoruz. U15'te en hassas, en kritik dönemdir. Bu sezon en azından bunu en azından çünkü görmüş olmalı. Çünkü şevkide kırılan çocuklar oluyor bu yaşta. Ne var. De olsa oynamıyorum. Çok en iyisi var. Bırakmak. Çok var. Deyip evet. Bırakan evet. Var. Kopan var. Veya başka spor dalına. O yüzden süre alması lazım tüm evet. Çocuklarımızın. Evet. Onu artık bir düzenleme yeni sezon öncesinde. Tabii ki yani Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun görevi şu an futbol sezonları bitti. Bir tek BTM2 kaldı. İşte tamamdır bitti. Biz de tatile çıkalım. Bence bu modda olmaması lazım Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Bugün birazdan konuşacağız. Kadın futbol şenliği aynen. Vardı Mausa'da. BTM2 heyecanı var. Sayın Simay Kanan ve Sayın Hüseyin Ekmekçi. İkisi de oradaydı, saha içerisindeydi. Organizasyonun başından sonuna kadar gerçekten tam bir şenlik havasında saha içerisinde aynı anda iki maç oynandı. Yarı sahada oynandı zaten. Evet. Dolayısıyla da güzel bir olay. Kıbrıs Futbol Federasyonu non-stop durmadan çalışmak zorunda ki işte futbolun gelişimi devam etsin. Aynen öyle. Evet, birinci ligden çıkan takımlarımız var. Kaya Miroğlu zaten söylemiştik. Çetin Kaya ve Çayna Pazar Gençlik Gücü'nden sonra. Mirakıl Değirmenlik de Süper Lig'de. Playoff erken bitti mi? Tabii. Son maça bekliyorduk aslında ama zaten Mirakıl Değirmenlik ilk maçta biraz da bitirdi Necmi Ulusal. Yani en karşı zor... Karşı yaka maçını. Tabii ki. Bana göre o iki maçtan zor olanı karşı yaka maçıydı. O maça işte kamp yaparak hazırlandılar. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Belli ki maç baktığımızda gerçekten iyi hazırlandılar o maça da. Dolayısıyla da iki maça da aynı şekilde. Dolayısıyla Karşıyaka maçında biraz da şans da vardı aslında. O maçta Karşıyaka'nın kaçırdığı pozisyonlar da var. Ama baktığımız zaman Değirmenlik iki maçı da kazandı. Kendi işini yaptı ve diğer maçların skoru ne olursa olsun kendi işini yaparak terfi etmeyi başardı. Büyük başarı aslında. Çünkü uzun zaman sonra ilk kez yine Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiler. Tabii ki ne olur? Miraklı Değirmenlik transfer isteyecek. Başladılar da çalışmalara. Hedef şampiyonluk dedi Hakan Tören başkan. Yani onu söyleyebilir başkan. Ama yani bu zor. Takımla olamaz. Yani zor tabii ki transfer illaki isteyecek. İyi bir yapılanma, sezon öncesi hazırlık, sezon planlaması çok ciddi şekilde yapmaları gerekiyor ama belli ki
bir istek var, bir arzu var, bir çalışma isteği var. Bakalım göreceğiz nasıl bir sezon olacak onlar için. En az 12-13 futbolcu ister mi? Yok, o kadar değil. Ama en azından bir 6-7 futbolcu omurganın sağlanması lazım. Ama hayır, ligde kalma adına tamam. Ama şampiyonluk için herhalde bir 12-13 adam ister. Yani onu tabii... Var mı piyasada o kadar Süper Lig tecrübesi? Bence yok ama arayıp bulacaksınız. Yani iddialı konuştu ama başkan. O iddiayı göreceğiz zaman içerisinde. Yani söylersiniz tabii ki o terfi başarısıyla birlikte biz her şeyi yapabiliriz. Aslında kendine güveniyor. Özgüven güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Ama bunun sahaya yansıması gerekiyor zaman içerisinde. Dediğim gibi iyi bir hazırlık, iyi transferler, iyi bir hazırlık olursa Miracle Değirmenlik, yani şampiyonluk peki çok zor. Çünkü tecrübesi olan takımların sayısı çok fazla şu anda. Şu an önümde serbest transfer hakkı bulunan futbolcular var. Yani bir çoğu deyim. Yani eksik olabilir tabii. Bize yorum yapmak isteyen de yapabilir. Yusuf Yontar serbest transfer hakkı bulunan. Mehmet Özeralp, Halil Uçar, Çağrı Kral, Hüseyin Sadıklar da vardı. O anlaştı Göçmenköy'le. Sercan Demirman, Bayram Anday, Hüseyin Adal, Hüseyin Çıdamlı, Musa Şanlıer. Bu isimler serbest. Yani Değirmenlik kimi alacak diye düşünüyorum da. Yani hedef şampiyonluk kondu ya. Burak Koçar sanıyorum anlaşıldı. Bonservisi Göçmenköy'de. Yani daha bitmiş değil. Anlaşma sağlandı zaten da. Açıklama öyle daha doğrusu. Ama yani daha resmi bir bana göre imza iyi yok. Transfer. Eğer tamam olursa yani bir imza atılır. Yok yani ben iddia etmiyorum. Yani bu oyuncu kötü veya iyi. Ben sadece başkanın hedefi doğrultusunda konuşuyorum. Şampiyonluk dedi. Demek ki bir planı var başkanın. Bir kafasında bir plan var. Bir hedef koyduysa. O zaman koyduysa, Mausa Türk Gücü'nün oyuncularına mı teklif götürecek? Çünkü son şampiyon Mausa Türk onu Gücü. Onu bilemeyiz yani. Onu zaman içerisinde göreceğiz artık. Ama ne olursa olsun ben değirmenliğin yani lige renk atacak belli ki yani asansör takım gibi de olmak istemiyor muhakkak. Şimdi bu sezon Çetin Kaya ile Çaynabazar Gençlik Gücü de çıktı. Onlara da transferleri olacak. Çetin Kaya bir daha o korkulu rüyayı yaşamak ister mi? İstemez tabii ki. Ona göre bir hazırlık planı vardır muhakkak başkan ve yönetimin. Ve şart transfer, şart kesinlikle Çetin Kaya'da şart. Teknik direktör henüz belli olmadı. Her geçen gün dezavantajlı durumdasınız. Planlama, programlama bir gün daha zora giriyor. Kesinlikle. Yani Mayıs ayı gecikiyor bazı takımlar. Mayıs ayı bitti. Çünkü siz Haziran ayında fitness çalışmasına göndereceksiniz futbolcuları. Salon çalışmasına haftada 2 gün, 3 gün. Ve hazırlanacak. Sonrasında da sezonu açacaksınız Temmuz'da. Çünkü sezon Eylül'de başlıyor. Ancak hazırlanırsınız. Şimdi bu durumda teknik direktörünüz Mayıs'ta belli olması lazım ki Mayıs bitmeden belli olması lazım ki plan program yapılsın. Şu an teknik direktör belli değil. Aynen. Çetin Kaya'da. Şimdi Çaynabazar Gençlik Gücü en azından bir nebze avantajlı. Yani Niyazi Hoca takımın başında şu anda. Çok iyi tanıyor zaten. Biliyor birçok şeyi. Neyin hangi futbolcunun nereye transfer edileceğini yani de biliyor. 3 takım da transfer yapmak zorunda çıkan takım. Kesinlikle. Yoksa işleri zor. Kesinlikle. Şu hani bu sezon işte gördük Bafül Kürdün'ü gittik izledik sezon başı hazırlıkta. Çok güzel testleri var. Kadro geniş ama yeterli tecrübeye sahip olmadıkları için ve çok kötü, zayıf halka kaldı. Kötü de başladılar ve zayıf halka kaldılar. Binatlı aynı şekilde gayret var, istek var ama yeterli olmadı. Sezon içerisinde de sıkıntılar yaşadılar. Ve Girin Alkiv aynı şekilde teknik adam değişikliği, hedeften kopma. Ne oldu? Üçü de bir alt lige düştü. Sonuçta şimdi aynı tehlike diyebiliriz 3 takım için kendi açılarından baktığımızda. Üçü içinde var. Emiroğlu bu yıl daha çok zor olacak. Aynı onun için söylüyorum. Sadece çıkanlar için değil. Bunu play-out'ta kalan Göçmenköy, Hamitköy için de zor olacak. Bunu onun için söylüyorum. Bu sezon. Özellikle Hamitköy gençlerle bu sezon yaptı, başardı. Peki Çetin Kaya... O 3 takım da kötüydü. Tamam, Çetin Kaya, Çaynabazar Gençlik Gücü ve Miracle Değirmeni çok iyi transferler yapıp iyi bir hazırlık... Yaparsa en zayıf halka kim kalır? Bu defa Hamitköy, Göçmenköy gibi takımdaki Göçmenköy başladı. Ki bence Gönyeli'de de sıkıntılar ki, var. Ki teknik adam belirledi. Gönyeli'nin... Daha hiç ses seda çıkmıyor. Evet. Kim futbolcular devam edecek mi, etmeyecek mi? Basına düşen haberler yani öyle gördük. Ödenmediği yönünde birkaç aydır. Maaşlarını resmi alamadı. Açıklama olmadı. Yani şu an herhangi bir şey söyleyemeyiz ama şu var. Yani Gönyeli evet biraz beklemediği bir yerde yani yukarılarda bitirmeyi başardı. Ama kiralık futbolcuları var. İşte transfer saha sıkıntısı var en önemlisi. Yani sahayı halletmeleri lazım. Yani çok ciddi bir çalışma lazım Gönyeli'de. Yani bu sezonu her zaman bulamayabilirsiniz. Yani Hayamiroğlu ipin ucu kaçabilir. Yani zamanlama çok önemli. Tabii ki. Yani çünkü sorunlar bitmiyor. Yani bir sorununuz yok ki çözesiniz.
Yani bir yandan saha problemi sezon var. Bir yandan oyuncu sayınız yok. Oyuncunuz yok. Hep kiralık. Türk Ocağı'nı sezon öncesi takip ettin sen. Biz de biraz takip ettik. Çok iyi başladılar. Şampiyonluk hedefi. Bir anda baktık ki daha lig başlamadan teknik adam değişikliğine gidildi. Sonrasında farklı bir çözüm getirildi. Başlandı. Kendi aralarında sıkıntılar, tartışmalar çıktı. Maalesef sahaya bile yansıdı. Ama sonrasında yine bir çözüm buldular. Ve motive olan bir Türk Ocağı. Ama 7 maç üst üste galibiyet. Şampiyonluk pozisyonuna geldiler ki Mausa Türk Gücü'nü de yenmişlerdi. Yani artık şampiyonluk cümleleri konuşuluyordu. Konuşuluyordu. Bir baktık Doğan Türk Birliği derbisiyle Yemosun derbisinde kaybettiler. Sonrasında ikinci devre 4 futbolcu bir anda ayrıldı. Ve yaşanan sıkıntılar, yani Ahmet Dede Korkut göreve gelmese belki de Türk Ocağı daha da aşağıda daha olurdu. Daha da kötü noktada, daha da kötü noktada olurdu. Ahmet Hoca'ya teşekkür her zaman edilmesi lazım. Türk Ocağı camiası için söylüyorum ama tabii ki orada da mesela çok ciddi planlama lazım. İşte aşağıda kalan takımlar, aynen senin dediğin gibi Hamitköy, Göçmenköy, Türk Ocağı, bunların şu anda sezon planlamalarının teknik direktörlerinin hazır olması lazım. Yoksa yani şimdi ben Çetin Kaya, Çaynabazar Gençlik Gücü ve Miracle Değirmenliği'nin bu bir hafta 10 gün zarfında çok ciddi hamleler yapacağını bence düşünüyorum. Bence de yani ben lige sert bir giriş yapacağını düşünüyorum bu takımlar. Hayır. Özellikle Miracle Değirmenlik ve Çetin Kaya'dan atak bekliyorum. Sezon için hiçbir şey söyleyemem, daha vakit var ama transfer ve teknik adam belirleme. Ses getirecek diye. Kesinlikle bu Mayıs ayı içerisinde 3 takımın da çok aktif olacağını düşünüyorum Mecmusal. Emiroğlu önümüzdeki sezon herhangi bir haftada fikstür çekildi diyelim. Programı sayayım sana. Değirmenlik, Tamasa Türk Gücü, Cihangir Yeşilova, Çetin Kaya Lefke, Gençlik Gücü Türk Ocağı, Hamitköy Doğan Türk Birliği, Yeni Cami Mesarya, Küçük Kaymaklı Gönyeli ve Göçmenköy Dumlu Pınar. Tüm maçlarda Lefkoşa'da. Lefkoşa bölgesi. Saha bulur muyuz? İşte onu zaten konuştuk. Bu da bir sıkıntı. Onu zaten hafta arası spor gündeminde birçok kez dile getirdik. Saha sıkıntıları, işte basın tribünü sıkıntısı, tribün sıkıntısı. Şu anda zaten elimizde bayağı bir malzeme var Necmi Ünsal. İleriki programlarda da onu dile getireceğiz, ekranlara da getireceğiz. Yani şu anda sadece işte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu için söyledik. Non-stop devam etmesi gerekiyor ama. Spor dairesi. Yani şu anda hükümet de kuruldu artık. Yani spor dairesinin çok ciddi bir şekilde çalışmalara başlaması lazım. Yani geçtiğimiz yıl pandemi vardı, bahanesi vardı. Bu yıl bahane de yok. Yok, pandemi bahanesi olmaması gerekirdi. Neden? Çünkü Haziran ayı itibarıyla aktiviteler başladı. Geçen öyleydi. Yıl. Öyleydi maalesef. O söylenen. Bu yıl bitti artık. Yani o söylenendi. Maalesef çivi bile çakılmadı. Az önce BTM 2. liginden bir kulüp başkanı yorum yaptı. Bize de yayın yapacak mısınız? Umarım yayın yaparız. Keşke yapalım başkan ama biz Süper Lig'de bile Paşaköy Stadı'nda yayın yapamadık bu yıl. Yani stattan yayından bahsediyor. Yani düşünün yapamadık. Paşaköy'de maalesef tribün yeterli olmadığı için oradan yayın yapamadık. İşte onunla ilgili çalışmalar var. Proje hazır. Hala bir şey yok tabii. Onu tabii ki ileriki programlarda dile getireceğiz. Daha da dile getireceğiz ama maalesef bizim çok birincil elzem sıkıntılarımız var ve çözülmesi gereken sıkıntılarımız var ve bunların şu anda nasıl takımlar, transfer, teknik adam belirleme, bu telaş içinde şu mevcut futbolcularla anlaşma ve sezon planlaması yapması gerekiyorsa spor dairesinin de yine aynı şekilde statlardaki eksiklikleri bir an önce tespit edip ki tespit var. Etmeye gerek yok. Zaten yani gözle görülüyor. Tespit var Necmi Ünsal. Yani defalarca yazıldı fotoğrafla, işte kamera konacak yerlerin sıkıntıları her zaman söylendi zaten. Biz bu ekranlarda gerek spor gündeminde gerek futbol zamanında defalarca söyledik, ekranlara da getirdik. Yani ve neyin ne olduğunu da detaylı bir şekilde söyledik. Kameramanların sıkıntıları, basın tribünün olmayışı, tribünlerin olmayışı. Yani basın tribününde geçtim artık. Tribün yok. Tribünün olmadığı veya düzgün olmadığı işte en basiti Paşaköy. Yani bunların bir an önce yapılması lazım. Ve söylüyorum Mayıs ayı şu an yarından itibaren, öbür günden itibaren başlanması gerekiyor. Yetiştiremeyecekler. Kesinlikle bakın, aynı yani, fikirdeyim. Yani başlanmazsa şu anda. Yine hüsran. Bir yani sezon daha kaybedeceğiz. Yani gelecek işte kısmetse göreceğiz.
Bakacağız yani bazı statlar eksik olur mu olmaz mı şüphe olmasın. Bir sezon daha kaynayıp gidecek. Yani yapılsın biz yapılsın yapıldığında da bu ekranlarda göstereceğiz. İşte yapıldı takdir edeceğiz yapanları ama yapılsın bizim istediğimiz bu. Aynen son dakikalarımız yayında. Transfer hareketlendi. Adil Uçar Metin'den ayrılıyor. Bu arada kadın futbolunu da unutmayalım. Onu da konuşacağız. Yani onun fotoğrafları var. Yönetmen arkadaşımız da getirirse. Onu sona bıraktım. Tamam. En güncel oydu gün adına. Tamam. Transfer başladı. Evet. Mausu Türk Gücü'nden Adil ayrılıyor. Nasıl etkiler takımı? Yani Adil tecrübeli bir oyuncu. Tabii kesinlikle. Ve şampiyonluklara geçti. Az önce teknik direktör Ali Oraloğlu da söyledi. Çok ciddi katkısı var. Sadece orta sahada değil. Hatta gol attığı maçlar var. Ben hatırlıyorum tecrübe şimdi edersin. 2019-2020 miydi? O sezonda Küçükaymaklı maçında gol atmış ve şampiyon olmuştu o gün. Evet evet. Mausu Türk Gücü. Son hafta. İşte liderliği aldıktan sonraki haftalardı. Yani Adil'in katkısı gerçekten büyük. Sadece daha önce oynadığı takımlarda da başarılıydı. Yeni Cemil'de olsun veya diğer takımlarda ama özellikle Mausu Türk Gücü'nde gerçekten kendisini ispatladı. Teklifler var kendisine. Tabii ki kesinlikle. Yani kim istemez ki Adil'i? Yani her takıma lazım bir oyuncudur. Ve başarılı bir oyuncu ama ayrılma kararı aldı. Kendi sosyal medya hesabından resmi nitelikte bir açıklama yaptığına göre demek ki kesin olarak ayrılık var. O zaman işte Mausu Türk Gücü de hemen harekete geçti. Isaac iyi transfer, doğru transfer. Yani iyiden çok doğru transfer. O tabii ki sezon başladığında daha da net söyleyeceğiz. Evet, Kadınlar Ligi gün adına. Evet, bugün Mausa doktor Fazlı Küçük İstadında. Verelim ekranlara. Sayın Simay Kanan ve Hüseyin Ekmekçi de görüntülerde, fotoğraflarda gözüküyor. Mausa doktor Fazlı Küçük İstadında şenlik halinde oldu. Müzik vardı. İşte az çok fazla spor sever gelmedi. Tribünde belli sayıda bir spor sever vardı. Aileler, arkadaşlar geldi. Gerçekten baktığımızda çok büyük bir heyecan vardı. Yani kalite yok. Küçücük bir adayız ama bak bu dala bile girdik. Yani evet. Çok güzel bir şey. Yani bakın diyorum yani kalite aranmaması gereken bir ortam. Kesinlikle. Burada tamamen katılım ve gelişim önemli. Yani bu organizasyonun başlaması çok önemli. Tabii ki yani zaten Kadınlar Ligi uzun zaman ara verildi. Pandemi de zaten araya girdi. Ama şu anda bana göre gösterilen ilgi futbolcuların, takımların, kulüplerin gerçekten ciddi. Bakın yani kaç tane futbolcu var sahaya geldi. Vadili, Gençlik Gücü, Küçükkaymaklı, Dumlupınar, Mor Menekşe, Mausa Spor Akademisi takımları katıldı. Bugün gerçekten Küçükkaymaklı da aynı şekilde. Lefkoşa'dan Gönyeli, Gençlik Gücü ve Küçükkaymaklı. Mausa Spor Akademisi zaten son en son şampiyon olan takımdı. Onlar çok fazla özlediler. Yani şampiyonluklara devam etmek istiyorlar. Öyle bir hedefleri var her zaman için. Dolayısıyla da gerçekten güzel bir heyecan vardı, istek vardı. Maçlarda oldukça çetin geçti. Dediğim gibi yani kalite aramamak lazım. Zaten antrenmanlarına da çoğu takım yeni başladı. Yeni oluşturuldu takımlar. Daha da belki de takımlar oluşacak Necmi Ünsal. Onu artık ilerleyen süreçte ligler başlarsa göreceğiz. Ben tüm takımlara ve futbolculara da başarılar diliyorum. Sezon büyük ihtimalle yapılacak bu sezon. Lig başlatılacak. Umudumuz o yönde. Ki bence başlatacaktır. Evet yani bu noktadan sonra, bu kadar ilgiden sonra ki haftaya da Lefkoşa'da aynen var. Burada sponsor, PR Plus sponsor da oldu Mausa'daki etkinliğe. Gerçekten güzel bir şenlik oldu. Devam edecek ve sonuçta da lig başlayacak. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet, peki. Teşekkür ediyorum. BTM2 de bu arada son cümleni alayım. Fikstür çekildi. Önümüzdeki hafta başlayacak. Herhalde BTM'de devam edeceğiz Kemiroğlu galiba. Tabii BTM'yi izleyeceğiz. Gerçekten orada da ayrı bir heyecan var. Saha sıkıntıları da var. Onu bilahare ileriki programlarda hafta içerisinde konuşuruz. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, futbol zamanının bu akşamlık sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.